26 Kasım Cuma saatler 13'ü gösteriyor efendim. Haber masasıyla karşınızdayız. Hem haftanın bir toparlamasını yapacağız hem de sabah saatlerinden bu yana yine bir Türkiye gerçeği. Aslında bir Türkiye klasiği. Yine sıcak bir güne uyandık. Çeşitli operasyonlar var. İlginç gözaltı kararları var. Tüm bunlara değineceğiz. Düne gideceğiz. Haftanın toparlamasını yapacağız. Milli Güvenlik Kurulu'nun vermiş olduğu ekonomi vurgulu o bildiri, yazmış olduğu o bildiri sokak protestoları mı işaret ediliyor diyenler oldu. Bunları konuşacağız işin uzmanları ve muhatapları ile elbette. Cep gerçekleriyle başlayalım. Ekonomiyle Nurettin Nebati kendisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bakan yardımcılığı görevinde oturuyor. Nurettin Nebati daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebini ortaya koyan Berat Albayrak'ın bir görüşmesinde fotoğraflanmıştı. Beraber bir restoranda fotoğraflanmışlardı. Berat Albayrak'ın uzun zaman sonra ortaya çıkan İlk fotoğraf karesi oydu. Şimdi neden ekranlara getirdik? Çünkü bakanı göremiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan açıklamalar duyamıyoruz. En son Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi savunanlarla beraber yürümem demesine bütün salon alkış kıyamet koparken sadece Lütfü Elvan'ın alkışlamadığı gerçeğiyle ortaya konmuştu. Lütfü Elvan'ı en son orada gördük efendim. Ondan bu yana bir açıklama göremiyoruz, bir izah göremiyoruz. Ekonomide bunca şey olup bitiyor. Kendisi ortada yok. Fakat Nurettin Nebati ortada. Dün gece saatlerinde 13-14 mesajlık bir tweet serisi paylaştı sosyal medyada. Faiz indiriminin neden gerekli olduğunu anlattı. Bakan yok, yardımcısı var. Bu meseleyi konuşacağız elbette. Ekonomi demişken Türk İş'ten gelen açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hatırlatmak lazım. Bugün 3.192 lira açlık sınırı, yoksulluk sınırımız 10.396 lira. Soruyoruz, 1 Aralık itibariyle başlayacak olan asgari ücret görüşmelerinde Türk İş'in bu verileri ne kadar dikkate alınacak? DİSK'in yapmış olduğu açıklamalar, talepler ne kadar dikkate alınacak? Bugün bunun da peşine düşeceğiz. Bugün bir de sıcak canlı yayınlarımız olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi engel üstüne engel gördüğü, toplamda 10 kez reddedilen 5.000 yeni taksi teklifini bugün bir kez daha UKOME toplantısına getiriyor. Peki UKOME toplantısında bakanlık temsilcileri, meslek örgütleri kuruluşlarının temsilcileri daha önceki red kararlarını yine ortaya koyacaklar mı? UKOME toplantısının öncesinde canlı yayınlarla bugünkü teklifi, UKOME'deki atmosferi saniye saniye haber masası özel yayınla ekranlara taşıyacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarıyla elbette. Bugünün gözaltı kararı Metin Gürcan'la ilgili. Metin Gürcan Deva Partisi'nin kurucu üyesi, aynı zamanda emekli bir özel kuvvetler mensubu, askeri uzman, dolayısıyla Deva Partisi'nin kurucu üyesine dönük bir siyasi casusluk gözaltısı kayda geçti. Kendisi de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Siyasi casusluk iddiasıyla evimde arama yapılıyor, gözaltına alınıyorum, desteğinizi bekliyorum çünkü süreci anlamadığını ifade eden kelimelerle donatılmış cümleler paylaştı. Metin Gürcan Ankara'ya götürülecek. İstanbul'da şu anda ama soruşturmanın merkezi Ankara'ymış. Deva Partisi'nden bir isme, Deva Partisi'nin kurucusu olan bir isme Metin Gürcan'a böylesi bir gözaltı. Üstelik siyasi casusluk suçlaması. Araştırdık. Dosyada anlaşılan bir gizlilik kararı var ya da gizlilik kararı varmışçasına davranılıyor. Henüz bir bilgi yok. Deva Partisi kaynakları da soruşturmayan içinde Metin Gürcan'ın yalnız olmadığını, başka isimlerin, Deva Partisi dışından kimi isimlerin de yine gözaltına alındığını öğrendiklerini ama isimleri öğrenemediklerini söylediler. Dolayısıyla bu meselenin, bu operasyonun peşine düşeceğiz. Neler olup bitiyor savcılık açıklamasında takip edeceğiz. Düne gidelim, Milli Güvenlik Kurulu'nun ekonomi tedbirleri konusunda açıklamaları, ekonomik tehditler vurgusu sokak protestoları mı acaba işaret edilindi diye dün sosyal medyada büyük tartışmalar çıktı. Bunu konuşacağız efendim. Ekonomi vurgusu neye işaret? Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında, bildirisinde neden ekonomiye bu kadar geniş bir yer ayrıldı? Ne işaret edildi MGK'da? Bunu konuşacağız. Bir de davamız var. Bugünün ilk sıcak yayın noktasına gitmeden önce davayı hatırlayalım. Birleştirilmiş Gezi davası efendim. Her şey var içinde. Osman Kavala dosyası da Gezi davasının içinde, çarşı dosyası da Gezi davasının içinde. Osman Kavala yargılamaya adil bulmuyorum, inanmıyorum tarafsızlığa diyerek son yaptığı açıklamada bundan sonra duruşmalara katılmayacağını beyan etmişti. 4 yıldır tutuklu kendisi Osman Kavala. Tahliye edilecek mi? Bugün de bir tahliye beklentisi var. Kendisi duruşmaya katılmıyor. Avukatları aracılığıyla bakalım
nasıl bir haber çıkacak onu merak ediyoruz. Duruşmayı takip eden arkadaşımız Gül Gündüz'e döneceğiz şimdi. Çağlayan Adliyesi önünde yanında değerli konukları da olacak. Davayı izleyen milletvekilleri var, sivil toplum kuruluşları temsilcileri var. Gül Gündüz sürekli içeriden haber almaya devam ediyor. Kameraman arkadaşımız Murat Erkmen'le birlikte Çağlayan Adliyesi önünde haber koşusunu sürdürüyor. Gül Gündüz, sözü Çağlayan Adliyesi'ne bırakalım. Şu birleştirilmiş Gezi davasında, diğer yönüyle Osman Kavala davasında neler olup bitiyor? Evet Can Coşkun, aslında sen de çok kısa bir özet yapmış oldun. Gezi davası çarşı davasıyla birleştirildikten sonra işte bugün de üçüncü duruşma görülüyor. Şu anda da duruşmaya ara verildi. Az önce senin de bahsettiğin gibi iş insanı Osman Kavala bir önceki duruşmada yargısız infaz yorumunu yapmıştı savunmasında ve bir sonraki duruşmada savunma yapmayacağını söylemişti. İşte o savunmasının ardından bugünkü duruşmaya katılmadı. Segbis'le bağlanıyordu aslında duruşmaları ama bugünkü duruşmaya bağlanmama kararı aldı ve savunmada yapmayacak. Duruşma sabah saatlerinde başladı. Önce bir açıklama yaptılar ve ardından da duruşma başladı. Taksim Dayanışması açıklamasında bir kez daha bugün Osman Kavala için de hem diğer yargılanan sanıklar için de beraat talep etti ve bir kez daha Gezi'nin yargılanamaz olduğunu, Gezi'nin barışçıl bir eylem olduğu ifadelerini kullandılar. İşte duruşma bu sözlerle de başlamış oldu. İlk duruşmada da, duruşmanın ilk aşamasında Osman Kavala'ya ilişkin bir gelişme yaşanmadı. Çarşı davasına ilişkin avukatlar beyanlarını sundular. Davayı ilk günden itibaren, aslında birleştirme kararının öncesinden itibaren de takip eden bir isim var yanımda. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, içerideki havayı, neler yaşandığını hemen kendisine sorayım. Sezgin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün bir kez daha Gezi davası devam ediyor. Üçüncü duruşma. Siz öncelikle bu yargılamayı toptan nasıl değerlendirirsiniz? Bugün aslında bir kez daha birleştirilmiş bir davanın duruşması görülüyor. Neler söylersiniz? Şimdi hükümet sürekli olarak Gezi üzerinden kendisini mağdur göstermeye dönük bir algı operasyonu yapıyor. Bir propaganda yapıyor. O nedenle bu dava bu kadar çok karmaşık hale getirildi ve çok sanıklı hale geldi yeniden. Neden diyeceksiniz? Çarşı grubu taraftarları yargılandılar ve bu halde de beraat ettiler. Dolayısıyla o dosya kapanmıştı aslında. Sonra Gezi ile ilgili hiçbir dava yokken, tümü de beraat etmişken, Gezi bileşenleri beraat etmişken, bu kez Osman Kavala tutuklansın, cezaevinde kalsın diye bir Gezi dosyası icat ettiler. 2019'un Kasım aylarında ve yeni bir Gezi soruşturması başlattılar. Şimdi o Gezi davasını açtılar. O davadan da beraat ettiler. Fakat o beraat kararı daha devam ederken bu kez çarşı dosyası Yargıtay'da bozuldu. Ve dediler ki siz bu dosyayı Gezi dosyasıyla birleştirin. Şimdi 52 sanıklı, karmaşık, birbiriyle irtibatı olmayan insanlar bu davada yargılanıyorlar. Ve birçok eksik var. Sanıkların yeniden beyanları alınıyor, savunmaları alınıyor. Yargıtay'ın bozma ilamına göre işte yeniden tape kayıtları falan toplanacak, incelemeler yapılacak. Yani karmaşık, hükümetin propagandasına elverişli bir dava canlı tutmak istendi. O nedenle bu kadar karmaşık hale geldi. Tabii bu davada tek tutuklu Osman Kavala. Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde Gezi ile alakası nedenlerle gözaltına alındı. Gezi ile alakası nedenlerle tutuklandı. Casusluk yaptığı iddia edildi. Hükümeti devirme teşebbüs ettiği iddia edildi ama o iddialardan da tümünden de beraat etti aslında. Sonra bir Gezi davası icat ettiler. 17-25 Aralık'tan önceki tapelere dayalı olarak. Ben hep şunu söyledim. Eğer siz Gezi davasındaki tapeleri kıymetlendirerek iddianameye dönüştürüyorsanız yarın öbür günde 17-25 Aralık'la ilgili olarak tapeler işte kıymetlendirilir ve sizin aleyhinize açılır diyordum ben. AK Partililere. Nitekim olacak bütün bunlar da. Çünkü bu yargı sonuçta AK Parti'yi de o dönemi de mutlaka ama mutlaka bir dönemde yargılayacak. Şimdi Osman Kavala 4 yıldan fazladır tutuklu. Bu dava dosyası Osman Kavala bakımından hukuk zeminde yürümüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgili iddiası var ve hükmü var. O iddia ettiği için ve hükümlendirdiği için Osman Kavala'yla ilgili olarak hiçbir delil olmadığı halde yargı bir tahliye kararı veremiyor. Ama iki celse arasında şu oldu. Büyükelçiler Osman Kavala ile ilgili olarak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını istediler. Ve bir kriz ortaya çıktı. Osman Kavala ile ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten yeniden adil yargılama teşebbüs, yargılama yetkileme teşebbüs olabilecek ağır sözler söyledi ve bir daha mahkum etti. Osman Kavala da o açıklamadan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bu sözlerinden sonra ben artık bu davaya katılmamın bir anlamı yoktur. Katılmayacağım, savunma da yapmayacağım çünkü Cumhurbaşkanı doğrudan dolayı benimle ilgili hükmü verdi. Ama sonra şunu da söyledi Cumhurbaşkanı, o baskı ortamında hatırlarsanız, dedi ki hukuk gereğini yapar dedi. Önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde toplantı var. O toplantının gündeminde de Osman Kavala dosyası var. Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Konseyi'nden çıkarmaya varabilecek bir süreç başlayabilir. Önümüzdeki hafta itibariyle o nedenle bugün işte ayın 26'sında burada yapılacak duruşma konseyin başlatacağı süreçle de ilgili, çok ilgili. Ben şunu hep söylüyorum. Siyasetçilerin ve yargıçların Türkiye'ye bu kadar çok kötülük yapmaya hakları yok. Türkiye ile ilgili bugüne kadar yüzlerce, binlerce karar verdi AİHM'den ama hiçbir dosya Bakanlar Komitesi'ne gidecek kadar ileri taşınmadı. Yani ihraç süreci başlayacak kadar olmadı. Doğrudan doğruya sözleşmenin 46. maddesi uyarınca bu kararın gereğinin bugün yerine getirilmesi lazım. Osman Kavala'nın da tahliye olması lazım. Aslında hiç tutuklanmaması lazımdı. 4 yıldan fazladır tutuklu. Ben davanın sonunda hukuka uygun bir biçimde adaletin gerçekleşeceği bir noktada tahliye edilmesini bekliyorum. Bugünkü beklentiniz tahliye yönünde o zaman, öyle mi? Ya çoktan olması lazımdı. Yani her saat, her dakika, her gün aslında kendisi bakımından bir eziyet ve adaletsizlik. Aslında bu davaya bakarak, Demirtaş'ın dosyasına bakarak yani insanlar, dışarıdan Türkiye'ye bakanlar Türkiye'de hukukun olmadığını söylüyorlar. Çok da doğru olarak. Çünkü çok açık bir yani siyasi rehin, bir sivil aktivistin rehin alması tutuklamaları bunlar. Ve bu dosyalara bakarak insanlar yurt dışından karar veriyorlar. Türkiye'de hukuk var mı? Yargı bağımsız mı? Tarafsız mı? Ölçülerden bir tanesi bu iki dava aynı zamanda. Teşekkür ederiz değerlendirmeler içinde. Evet Can Coşkun, Gezi davası devam ediyor Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul da o davayı takip eden isimlerden biri. Hem içerideki izlenimlerini aktardı hem de Osman Kavala için verilebilecek tahliye kararına ilişkinde görüşlerini paylaştı. Duruşma devam ediyor şu anda. Ara verildi ve yaklaşık bir saat sonra da duruşmanın yeniden başlaması bekleniyor. Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve pek çok isim burada. Aslında yargılanan 52 kişi var. Osman Kavala dışındaki pek çok isimde, çarşı davasının sanıkları da pek çok isimde, Mimar Mücella Yapıcı burada, Tayfun Kahraman burada, pek çok isimde davayı takip ediyorlar. Sanık olarak da bizler de gelişmeleri kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikte an be an takip ediyoruz diyelim. Şimdilik sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Gül Gündüz teşekkürler, Murat Erkmen teşekkürler. Gün boyunca bağlantı yapmaya, dava sonuçlarına kadar peşine düşmeye devam edeceğiz. Elbette detayları alacağız arkadaşımız Gül Gündüz'den. Şimdi efendim başlayalım. Hem haftanın bir toparlamasını yapacağız, konuşacağız birazdan. Erken seçim senaryolarını, Millet İttifakı'nda mitingler başlıyor. İYİ Parti'nin Denizli mitingi gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de mitingine başlıyor. Seçime davet mitingleri deniyor. Seçime davet mitingleri. Onun dışında zaten sahaya iniyor demeyeceğiz. Çünkü zaten sahada Millet İttifakı uzun süredir ziyaretlerini devam ediyor. Aylar değil, yıllardır devam ediyor. 2018'de hükümet sistemi değiştikten sonra dahi bu konuda saha çalışmalarını hızlandıran bir Millet İttifakı var. Bir yandan ekonomide de buhran var. Adalet ve Kalkınma Partisi hemen her gün bir kulis haberi. Kulislere sızdırılan bilgiler hep 4-5 aylık zaman dilimi sonrasında ekonomik olarak tekrar rahatlamaya başlayacağı, kurun dengeleyeceği yönde mesajlar paylaşılıyor kamuoyuna. Bunlar etki ediyor mu? Onları da konuşacağız ama önce şu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki ekonomi vurgusunu konuşmak gerekiyor. Neye işaret? Çünkü sosyal medyadaki tartışmalara baktığımızda ya sokaktaki protestolar işaret edildi. Askeri bir argüman nasıl olur da ekonomi MGK bildirisine girer? Bu daha önce görüldü mü acaba diye bu konuyu tartışanlar oldu. Bilenlere soracağız bu konuda hem siyasi analistler hem akademisyenler ne düşünüyor? Bunun üzerine giderek başlayacağız. Ardından siyasi konulara da geçeceğiz efendim. Şimdi konuşmaya başlayalım. Siyasi analist Doktor İbrahim Uslu ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Dostlar. Değerli hocam bizlerle birlikte konuşmaya başlayalım. Sayın Uslu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Dostlar siz de hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. İbrahim Bey'i de saygıyla selamlıyorum. Bir mukabele üstadım. Ne güzel sizi görmek.
Sağ olun, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Haftayı birlikte kapatıyoruz değerli üstadlar. Sayın Uslu, sizle başlamak isterim. MGK ve ekonomi konusundaki tartışmaları takip etmişsinizdir. Bugün çeşitli gazete köşelerinde de yer buldu. Ekonomi vurgusu, askeri bir içerik, bunlar yan yana gelecek işler değil, daha önce de görmedik diyenler oldu. Ve bu bildirinin sokak protestolarını işaret ettiğini söyleyenler de oldu. Siz nasıl değerlendirdiniz? Yani iki açıdan anlamlı. Bir kere birincisi hakikaten bu insanların en doğal hem de ekonomik olarak canı yanmışken, geçinemiyorken bazı protestolarda bulunmasının bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi tek başına zaten oldukça manidar. Ve Türkiye'nin aslında bu güvenlik meselesine nasıl baktığını, işi nereye kadar bu güvenlikçi anlayışın nereye kadar yaygınlaşabileceğini, dolayısıyla en demokratik hakların kullanımının bile bir ulusal güvenlik meselesi haline getirmeye uygun bir siyaset ve devlet anlayışına savrulduğumuzu göstermesi açısından bence önemli bir gelişmeydi bu. O açıdan baktığınızda durum insanın hani ümitlerinin kırılmasına neden oluyor. Birincisi bu. İkincisi ama ekonominin yine bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmiş olması. Bence bu ikincisi biraz hükümetin ayıbıyla ilgili bir şey. Sonunda ekonominizdeki yaşanan gelişmeler bir ulusal güvenlik sorunu haline geliyor. Muhalefet de bunu dillendiriyor. Biliyorsunuz yani artık bu dolardaki gelişmeler ve bu kararlar alanlar bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir şeklinde. Muhalefetten çok sayıda açıklama oldu bugüne kadar. Bu bir şekilde milli güvenlik kararına da girmiş oldu. Gerçekten de yani ekonomi nedir ki? Ekonomiyle ilgili bir şeydir. Bu güvenliği ilgilendirmez, askeri bir mesele değildir vesaire falan. Hayır, öyle değil artık. Sadece sokakta bu ekonomi gerekçesiyle yapılacak gösteriler değil. Ekonominin buna neden olan, dolayısıyla esas hani bataklığın kendisi tabiri caizse ya da teşbih tahta olmaz şeyiyle dipnotuyla da bunu söyleyeyim. Bu ekonominin bizatihi kendisi yani o protestolara vesaireye neden olacak yine bir ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor. Ekonominin artık ulusal güvenliğimizi tehdit edecek hale gelmiş olması bence ikinci bir kere daha düşünmemizi gerektiren bir husus. O yüzden belki yazanlar bunu bu şekilde düşünmediler. Olabilir ama sonunda bu iki gerçeği değiştirmiyor. Ekonomi artık ulusal, orada yaşanan gelişmeler ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu insanlar geçinemiyor diye sokağa çıkar, protesto haklarını kullanmaya kalkarsa bu da bir ulusal güvenlik sorunudur. Dolayısıyla aslında ulusal güvenlik sorunu olmayan şeyimiz kalmadı bu gidişle. İş oraya doğru gidiyor. Yapacağınız her şey, her konu, her gelişme, her adım ulusal güvenliği tehdit eden bir hale bürünebilir. Bu da aslında iktidarın bu yerel seçimde işte belediye başkanlarının muhalefetten seçilmesi, ülkemizin bekasının tehlike altına girmesi, hatta tehlike falan değil doğrudan ülkemizin bekası yok olacak falan şeklinde şeyler vardı, iddialar bile vardı. Yani o yaklaşımın nerelere ülkeyi getirdiğini göstermesi açısından da bence yine anlamlı bir şey. Bunun bir gerçekliği yok belki ama zihniyeti gözü görmek açısından değerliydi. Böyle bir zihniyetimiz var. Yani güvenlikçi, duyarlı, artık her şeye teşmil edebilen, her konuya yaygınlaştırabilen bir devlet zihniyetinin şu an ülkeyi yönetiyor olması bence burada benim açımdan en dikkat çekici taraftı. Sayın dostlar, siz ne diyeceksiniz? MGK'da genelde işte Yunanistan'ın kışkırtmalarına en ağır şekilde cevaplar verilecektir. Adalar milli meseledir, taviz verilmeyecektir. Kandil'deki terör örgütü yapılanmasına yönelik işte son araştırmalar şunu ortaya koymaktadır. Bundan da asla imtina edilmeyecektir, mücadele sürecektir. Genelde böylesi cümlelerle hatırlarız biz MGK bildirilerini. Fakat başta da ifade ettim, bir kez daha yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edeyim. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalarla tehditler değerlendirildi. Bu vurgu hem Sayın Uslu'nun dediği gibi eğer milli güvenlik meselesi ise iktidarın bir ayıbı dedi Sayın Uslu. Diğer yönüyle protestolar işaret edildiyse o daha vahim. Siz ne düşünüyorsunuz? Size ne anlattı bu MGK bildirisi? Şimdi değerli dostumuz İbrahim Bey'in bıraktığı yerden ben de izninizle alayım sözü sevgili Can Coşkun, aziz meslektaşım. Bir kere işin elbette
kuramsal tarafına baktığımızda bir güvenlikçi ve özgürlükçü politikalar boyutu vardır. Yani iktidarlar ideolojik görüşlerine, ülkenin coğrafi konumuna, komşularla ilişkilerine koşut olarak dönem dönem özgürlükçü politikaları yeğler, öne çıkarırlar. Dönem dönem güvenlikçi politikaları öne çıkarırlar. Bunda hem iç dinamikler hem de dış dinamikler etkili olur. Neyin ne kadar hangi dönemde öne çıkarılacağında. Özgürlükçülük mü, güvenlikçilik mi? Bu işin bir boyutu. İkincisi, son birkaç yıldır İbrahim Bey'in de değindiği üzere son yerel seçimlerden başlayarak iktidarın zaten izleye geldiği politikalarda güvenlikçi tonu, güvenlikçi öncelikleri daha da artırdığını görüyoruz. Yani Türkiye'de iktidar kim olursa olsun, CHP de olsa, DSP de olsa, MHP de olsa, İYİ Parti de olsa, ANAP'ta doğru yolda olsa, geçmişte Türkiye'nin emperyalizm destekli PKK terör örgütüne karşı, bölücülüğe, ayrılıkçılığa karşı mücadelesi var mıydı? Vardı. Bugün de var, yarın da olacaktır. İktidardan bağımsız. Yine emperyalizm destekli FETÖ'ye karşı mücadele verilir mi? Verilir. Verilmelidir de, verilecektir de. İktidar kimdir? Ondan bağımsız. Bu bizim hem iç artı dış dinamiklerimizle alakalıdır, hem coğrafyamızla, hem komşularla ilişkilerle alakalıdır. Yani Kıbrıs politikamız, Ege politikamız, Doğu Akdeniz politikamız, Montre konusundaki hassasiyetimiz, sözde soykırım iddialarıyla mücadelemiz de bir devlet politikasıdır. A veya B partisine göre değişmez. Değişmemelidir de. O veya bu hükümete, tek parti iktidarına veya koalisyon iktidarına göre değişmez. Değişmemelidir de. Çünkü bunlar devlet politikasıdır. Çünkü bunlar milli politikalardır. Ha, bir de elbette işin mevcut iktidarın güncel gereksinimlerinden kaynaklanan, yani yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz kurundan kaynaklanan, yüksek dış borçtan, 450 milyar doları bulmuş, yüksek dış borçtan kaynaklanan, yüksek işsizlik oranından kaynaklanan bir de işin güncel boyutu var ki zaten Milli Güvenlik Kurulu bildirse de baktığımızda sizin de sorunuzla değindiğiniz üzere ilk kez işin bu boyutuna bir gönderme yapılmış. Ama bu bence bir yapısal dönüşümden kaynaklanmıyor. Tamamen iktidarın güncel ihtiyaçlarından kaynaklanıyor bu tümcenin eklenmesi. Çünkü yani üretim dediniz mi, istihdam dediniz mi, ihracat dediniz mi, kalkınma dediniz mi, bu bir yapısal tercih, bir ideolojik tercih gerektirir. Yani bugün düğmeye basalım, 6 ay sonra neticesini alalım gibi bir kolaycılık olmaz. Yani iktidarın dünyaya bakışında, ideolojik tercihlerinde üretim, mülkiyet, bölüşüm ilişkilerine ilişkin yönelimlerinde, tutumunda bir değişiklik var mı? Yok. E bunlarda bir değişiklik olmayınca Milli Güvenlik Kurulu'na eklenen bir tümce, o tümcenin de ekonomi ağırlıklı olması bence tamamen güncel ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Sayın Uslu, bir de bu MGK bildirisiyle ilgili birazdan değerli izleyicilerimin yorumlarıyla veda ederken tekrar döneceğim ama haftanı toparlama yayını için konuyu biraz da siyasete getirmek istiyorum. Bu arada arkadaşlarımız Metin Gürcan'la ilgili yeni bir bilgiye ulaştıkça aktaracaklar. Bildiğiniz üzere Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan Ankara'ya götürülmek üzere, İstanbul'daki işlemleri tamamlanmak üzere bilgisi geldi. Siyasi casusluk suçlamasıyla karşı karşıya emekli özel kuvvetler mensubu ve Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, o konuyla ilgili bilgileri de almaya çalışıyoruz. Haftanın toparlaması, bu hafta Sayın Uslu hep erken seçime daha derinlikli konuştuk. İttifak buluşmaları derken sıcak başladı hafta, sıcak devam etti. Son geldiğimiz durum, İyi Parti'nin Denizli mitingi büyük bir kalabalıkla kayda geçmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de miting startını veriyor kendi adına. Ekonomide buhran var, 4-5 ay sonra her şey düzelecek diyen bir AKP iktidarı var. Nasıl ilerleyecek siyasetimizin yakın geleceği? Yani 4-5 ay sonra böylesine derin bir ekonomik krizin aşılabileceğini beklemek bile zaten şeyle, ne ekonomi biliminin verileriyle ne de siyasi realizmle bağdaşmıyor. Fakat böyle bir durumda iktidarın hayal satmaktan başka yapabileceği çok fazla bir şey de yok. Ya bir siyasi gerçekçilikle kalkıp ülkeden, evet yani bazı şeyleri yanlış yaptık, o yüzden de ekonomide ciddi sorunlar yaşıyoruz, ama yol haritamız hazır, yol haritamız şudur ve ülkeyi şu kadarlık bir süre içerisinde
en azından yangını söndüreceğiz, sonra da yeniden inşa edeceğiz falan gibi rasyonel bir dil kullanarak bir yol haritası açıklaması gerekiyordu. İşte önceden bizim siyasi tarihimizde yaş uygun olanlar hatırlayacaktır. Eminim ki Barış Hocam çok duydu. İşte bu acı reçete kavramımız vardı bizim. Acı reçeteyi içeceğiz falan diye bir dönem o şekilde. Yani evet, yani canımız yanacak falan ama sürecin sonunda iyileşeceğiz. Reçete o kavramı o yüzden kullanılıyordu. İlaçlar kötüdür, acıdır, tadı hoş değildir ama iyileşmemize yardımcı olur. Fakat uzun zamandır bu hükümet en azından acı reçete kavramını falan hiç kullanmadı. Ekonominin kötü olduğu dönemlerde şahlanışlı olduğunu iddia etti. Ekonomik kriz varken yok aslında dedi. Fakat bu şeyi, realiteyi inkar etmek, fenomeni inkar etmek beklediği siyasi faydaları da getirmiyor. 2009 yılında Türkiye'de, dünyada başlayan ekonomik krizin etkileri hissedilmeye başlanmıştı. Normaldi o dönemde iktidarın hani çok suçlu olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü küresel bir ekonomik kriz vardı. Şimdi iktidar orada kalkıp, yani dünyada bir ekonomik kriz var, bir ülkemizi korumaya çalışıyoruz, yol haritamız şu, şöyle bir dönemden geçeceğiz, bitecek falan demedi. Teğet geçecek dedi biz, yani hiç bize dokunmayacak. Yani bütün dünya batacak. Yunanistan falan çok kötü etkilenmişti, hatırlayın, İtalya vesaire, hatta Fransa. Avrupa Birliği'nin falan destekleri olmasaydı belki çok daha o kriz büyük şey sorunlara yol açacaktı bu ülkelerde. Biz realiteyi inkar ettik. Bize dokunmadı, teğet geçti. Bizi sıyırdı geçti, Yunanistan'dan Romanya'ya sekti falan. Neyse yani, neyse o teğet geçmediğin şey. Fakat vatandaş o yerel seçimde tam 9 puan AK Parti'ye bir fatura çıkardı. AK Parti'nin 47 olan oyu 38'e düştü. Şimdi dolayısıyla bu realiteyi inkar etmek bir işe yaramıyor. Şimdi burada da yani her şey çok güzel, bize dokunmadı falan diyemiyorlar. Dolar falan ortada çünkü durumu. Ama bu sefer de 3-4 ay içerisinde sorun çözülecek gibi başka bir hayal satıyorlar. Tabii muhalefetin bu durumda bunu protesto etmesi, bu tepkisini dile getirmesi, seçmene bunu anlatacak imkanlar ve etkinlikler yapmasından daha normal bir şey olamaz. Siyasi partilerin elinde çok fazla enstrüman yok. Yani siyasal iletişimde kullanabileceği. Mitingler çok etkili ve Türkiye'de yaygın bir gelenek. Yani her parti işte zaman zaman, hatta seçim zamanları her gün, bir günde birkaç kere bu miting tekniğine başvuruyor. Basın toplantıları yapıyorsunuz, sosyal medyayı kullanıyorsunuz, televizyon programlarına katılıyorsunuz. İşte bir de kampanyalar düzenleyip billboardlarda, şurada burada işte şeyler, afişler, şu mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Ama yöntemleriniz sınırlı. Bunlardan biri olan ve etkili olan ve bizim seçmenin de sevdiği miting tekniğini İYİ Parti'de, CHP'de kullanmaya karar verdi. Kullanacaklar. Bu provokasyon falan gibi şeyler hemen peşine eklendi. Provokasyon olasılığından bahsedildi. Hatta bunun da bir milli güvenlik sorunu olduğu, bunun işte CHP'nin nasıl aslında bir ihanet içerisinde olduğunun göstergesi olduğuna dair dün açıklamalar vardı. Doğru. Sayın Bahçeli'den hatırlayacaksınız. Bu şey. Fakat yani bir parti miting de yapmayacaksa ne yapacak yani? Bugüne kadar üstüne üstlük binlerce, on binlerce kere yapılmış bir faaliyeti bugün bir parti yapınca niye bu bir ulusal güvenlik sorunu ya da ihanetin delili haline geliyor ve bu Türkiye'de bir darbe girişimi olarak değerlendirildi dün? Niye bunlar darbe girişimi haline geliyor? Bunları anlamaya imkan yok. Ama burada muhalefet gerçekçi ve demokratik bir şey, reaksiyon şey gösteriyor. Seçmenlere gidiyor. Hükümetin yanlışlarını seçmenlere anlatıyor. Doğrusunun ne olması gerektiğini seçmenlere anlatıyor. Ve seçmenlerin potansiyel bir seçimde her ne zaman olacaksa desteğini almaya çalışıyor. Yani demokratik kültür içerisinde ve aslında mitingler bir demokrasi festivalleridir. Büyük bir coşku olur. Herkes mutludur. Herkes ümitlidir. Binlerce insan çalışır o mitinglerin sağ salim gerçekleşebilmesi için ve arzu edildiği gibi olabilmesi için. Mitinglerin büyük çoğunluğu da çok güzel geçer. Yani ben işte işim gereği çok sayıda mitingi takip ettim. Sizler de öyledir eminim ki. Tam bir demokrasi festivalidir. Ama son bir haftadır bu demokrasi festivalleri darbe girişimleri olarak değerlendirilmeye başlandı. İşte protestolar ulusal güvenlik sorunu haline gelmeye başlandı. Ekonomiyi tartışmak bir milli güvenlik sorunu haline getirilmeye başlandı. Bu güvenlikçiliğin artık sınırları zorladığı bir dönemle karşı karşıyayız.
Bunun ama bizim yani demokrasiden yana olan, özgürlüklerden yana olan kimseyi caydırmaması lazım. Bunların hepsi konjonktürel dalgalardır. Gelir geçer, esas olan demokrasidir, özgürlüklerdir. Peki. Sayın Uslu, tam sözünüzü tamamlarken bağlantıda ufak bir sorun yaşıyoruz. Düzelir mi diye hızlıca bekleyeyim. Olacak gibi değil. Peki, değerli rejimizden yardım isteyeyim. Düzelirse son bir söz daha almak istiyorum Sayın Uslu'dan. Sayın dostlar, size döneyim. Koşar adım bir yere doğru gidiyor siyaset ama nereye gidiyor diye sormuş. Efe Bey yazmış sorusu. Epey anlamlı. Yakın geleceğimize dair size neler düşündürüyor miting planı var? Ve adı seçime davet mitingi. Bildiğiniz üzere ısrarla 2023'te seçim diyor Cumhur İttifakı paydaşları ve ortaya koydukları 3-4 ay sonra düzeleceğiz vurgulu bazı sızdırma haberler var. Ne düşündürüyor sizden? Şimdi mitingler, az evvel İbrahim Bey de demişti sevgili Can Coşkun, siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir siyasal partinin, siyasal partinin örgütünün özgüvenini ve iddiasını ortaya koyar. Yani kalabalıkları yığmak, seçmenini, teşkilatını hareketlendirmek, o döneme kadar o partiye, o mitingi düzenleyen siyasal partiye oy vermemiş yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, seçmenlerimizi de miting alanına çekebilmek, hakikaten bir partinin iddiasını ortaya koymak, özgüvenini ortaya koymak, örgütlenme kabiliyetini, teşkilatlanma kapasitesini göstermek açısından önemlidir. Adeta kendi kendisini sınava çekmektir ve adeta rakiplerine, diğer siyasal partilere arkadaş ben varım deyip demokratik yoldan, altını çizerek söyleyeyim, demokratik yoldan bir hodri meydan demektir. Bu anlamda mitingler olumludur. Ben de biliyorsunuz uzun yıllar muhabirlik yaptım. Şimdi evet, köşe yazdığım Cumhuriyet Gazetesi'nde fakülte yıllarımdaki biz İbrahim Bey'le hem yüksek lisans doktora hem de lisansdan aynı fakültenin çocuklarıyız. O yıllarda ben muhabirlik yaparken çok izlemişimdir. Yani hem bir öğrenci olarak, bir sosyal bilim öğrencisi olarak, hem de sonraki yıllarda bir muhabir, bir kıdemli muhabir, bir gazeteci olarak çok izlemişimdir ve bizim siyasal parti geleneğimizde miting önemlidir. Yani batıdaki siyasal partilerden, ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den, İngiliz, Alman, Fransız, sosyal demokrat, liberal, muhafazakar partilerden daha fazla miting tecrübesi, miting deneyimi vardır Türkiye'deki siyasal partilerin. O bağlamda bunlar önemlidir ve bunlardan korkmamak gerekir. Yani bunlar demokrasinin şenlik alanlarıdır ve her muhalefet partisinin de doğası gereği, siyasetin özü gereği kalkıp seçim istemesi, erken seçim istemesi, iktidarı bir an evvel seçim yapmaya davet etmesi siyasetin, siyasetin özelinde de muhalefetin işidir, doğası gereğidir. Siyasetin doğası gereğidir. Sayın Uslu, tam sözlerinizi tamamlamadan birkaç saniye önce dondu. Siyasi doğası gereğidir dedi. Sayın dostlar, siyasetin doğası gereğidir dedi. Demokrasi coşkusuna da işaret eden vurgular yaptı Sayın Uslu. Tamamlamanızı rica edeyim son birkaç dakikamız. Peki, zannediyorum Sayın Uslu bir kez daha dondu. Çok teşekkür ediyorum. O halde Sayın Uslu'yu tamamlamak için bir başka yayınımızda konuk etmiş olalım. Sayın dostlar, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hem Milli Güvenlik Kurulu'nu değerlendirdik, hem de siyasetin senaryolarını, erken seçim senaryolarını. Kısacası aslında haftanın bir toparlamasına da imza attık. Zira birbiriyle bağlantılı konular bunlar. Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu var. Sızdırılan sürekli ekonomi 3-4 aya düzelecek, bu ekonomik buhran böyle gitmeyecek vurgulu AKP kulislerinden özellikle gelen bilgiler var. Tüm bunlara ilişkin ayrıntıları aktaracağız. Bu arada bir son dakika bilgisi. Editörümüz Ayça Okatan Deva Partisi kaynaklarıyla, Metin Gürcan'ın avukatıyla konuştu. Hukuki usul olarak normal bir süreç işlemiyor dedi. Halk TV'ye özel açıklamalar bunlar. Sağlık kontrolünün ardından vatan emniyete götürülecek. Kendisini orada bekledik fakat son anda Ankara'ya götürülmesine karar verdi. Avukatı söylüyor bunları. Vatan emniyete getirilmesini bekliyorduk fakat son anda Ankara'ya götürülmesine karar verildi. Şu anda karayoluyla Ankara'ya götürülüyor. İfadesinin de orada alınacağı belirtildi. Tekrar edelim efendim. Metin Gürcan'ın avukatı Hasan Kale'den Halk TV özel açıklamalar. Editörümüz Ayşe Okatan az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şöyle söylüyor avukat Hasan Kale. Hukuki usul olarak normal bir süreç işlemiyor. Sağlık kontrolünün ardından vatan emniyete götürüleceği söylenmişti. Kendisini orada bekledik fakat son anda Ankara'ya götürülmesine karar verildi. Şu anda karayoluyla Ankara'ya götürülüyor. İfadesi de orada alınacak.
Normal bir süreç işlemiyor vurgusu, belki de eleştirisi. Avukat Hasan Kale'den gelen bilgiler, tekrar edelim. Metin Gürcan, kendisi Deva Partisi'nin kurucu üyesi, emekli bir özel kuvvetler mensubu, emekli bir asker. Deva Partisi'nin kurucu üyesi sıfatıyla özellikle askeri konularda birçok kez görüşlerine başvurulan bir isim, Deva Partisi'nin politikalarını anlatan bir isim. Metin Gürcan şu anda sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındığını bizzat kendisi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gözaltına alınıyorum, suçlama siyasi casusluk diye. Siyasi casusluk suçlamasıyla Metin Gürcan Ankara'ya götürülüyor. Deva Partisi kaynaklarına göre dosyada başka isimler de var. Ancak o isimler Deva Partisi'nden değil. Henüz o isimlerin nereden olduğu, kim olduğu, mesleklerinin ne olduğu, onların da siyasi casuslukla, yani Metin Gürcan'la bizzat aynı gerekçeyle gözaltına alınıp alınmadıkları bilinmiyor. Fakat Metin Gürcan'ın gözaltına alındığı dosyada tek olmadığı ifade ediliyor. Bir gizlilik kararı henüz paylaşılmadı savcılık kaynakları tarafından. Dolayısıyla ama bilgi almak istedikçe çeşitli duvarlarla karşılaşılıyor. Dolayısıyla bir gizlilik kararı varmışçasına henüz yargıdan, emniyetten bir bilgi alamıyorduk. Alabildiğimiz tek bilgi az önce Metin Gürcan'ın avukatından Halk TV'ye yapılan özel açıklama, ki onu ifade ettim. Bir kez daha kısaca ifade ediyorum. Ankara'ya götürülmesine karar verilmiş. Öncesinde Vatan Emniyetine götürüleceği söylenmesine karşın son anda Ankara'ya götürülmesine karar veriliyor. Sağlık kontrolünün ardından karayoluyla götürülüyor şu anda Ankara'ya Metin Gürcan. İfadesi de orada alınacak. Dolayısıyla hukuki usul olarak normal bir süreç işlemiyor tepkisini, eleştirisini ortaya koymuş avukat Hasan Kale, Metin Gürcan'ın avukatı. Yeni bilgiler aldıkça döneceğiz efendim. Efendim, acı bir haber duyurmak durumundayız. Şehidimiz var. Suriye sınırından geldi haber. Piyade uzman çavuş Savaş Dinç Kilis'te şehit oldu. Olay gece saatlerinde Suriye sınırındaki İlaltepe Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Piyade uzman çavuş Savaş Dinç yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale etti. Müdahale edilen gruptan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda piyade uzman çavuş Savaş Dinç yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak gelen haber kurtarılamadığı yönünde oldu. Şehit piyade uzman çavuşumuz Savaş Dinç'in cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi. Efendim, zamlara gideceğiz, benzin kuyruklarına gideceğiz. Her seferinde gece yarısı zamlı tarifeden almamak için vatandaşlar kuyruklar oluşturuyor bildiğiniz gibi. Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz bu manzarayı, zaten görmemek mümkün değil. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e göre o kuyruklar yok, araç sayısı fazla. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Önce zam haberi. Ardından benzin istasyonlarında kuyruklar. Haftalardır aynı manzaralar var Türkiye'nin dört bir yanında. Nedeni üst üste gelen zamlar, neredeyse her gün. Vatandaş akaryakıtı bir sonraki zam gelmeden, zam da pompaya yansımadan almak için istasyonlara akın ediyor. Elazığ'da bu şekilde ise acaba başka illerde ne durumda? Görmemek mümkün değil. Her yerde aynı manzara var. Ancak AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir görmedi. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk yok dedi. Sonra da kuyruklar zamla ilgili değil. Üstelik bunu Meclis'in Plan Bütçe Komisyonu'nda da dile getirmiş. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla, ondan kaynaklanıyor. Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Böyle bir şey yoktur diyorum ben. Kuyrukla ilgili esas tepkisi ise bunu haberleştirenlereydi. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan, özellikle troll medyacılığı yapan bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum ben.
Efendim devam ediyoruz. Bir yandan bilgi almaya çalışıyoruz. Ankara'ya götürülüyor bildiğiniz gibi Metin Gürcan. Metin Gürcan hem karayoluyla Ankara'ya götürülüşünün ardından ifadesinden ilk bilgileri almaya çalışacağız. Deva Partisi kurucu üyelerinden emekli özel kuvvetler mensubundan. Şimdi efendim benzine zam tepki haberine gidelim. Dün itibariyle siyasetin de gündemindeydi. Siyasi partilerin sözcülerinden açıklamalar geldi. Akaryakıt zamlarının devam edeceği de işaret ediliyor. Artık kuruş zamları değil, lira zamları kayda geçiyor diyor vatandaş endişeli. Siyasetin gündeminden de düşecek gibi değil. Biz mağaza raf sistemleri üzerine askı, manken, daha çok mağazacılık üzerine sektörlere hizmet veriyoruz. Dünyanın her yerine de satışımız da var. Özellikle bu aralar Afrika'ya daha çok. Perakende de yardımcı oluyoruz insanlara. Son bir haftadır yok diyebilirim yani. Neredeyse satış yok. Doların çok fazla artışıyla şu anda alan zaten yok, satış da yok. Yani fiyat da veremiyoruz. Fiyatlar da belli değil. Biz aynı zamanda da imalatçıyız. Biz de artık dakika dakika döviz bürosu gibi dolar takip ediyoruz. Ne zamandır böyle? Aslında uzun zamandır böyle ama işte bu son 10 gündür diyebilirim yani. Dolar uzun zamandır zaten ufak ufak artıyor. Hem ham madde olmayışından Türkiye'de, hem konteyner sıkıntısından, hem de dolar kurundan dolayı şu anda satış yapamıyoruz. Yani sen istesen de şu an alamıyorsun. Biz neyi aldıysak, o günkü fiyat neyse o fiyattan satıp yeni fiyattan da yenisini alıyoruz. Tabii şu an yenisini de alamıyoruz. Ürün de yok. Ham madde yok her şeyden önce. Ham madde çok önemli yani. Ham madde gelmiyor ülkemize. Onun dışında ya ne alabiliyoruz, ne satabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Burası İstoç. Burada 7000'e yakın dükkan var ve İstanbul'daki, hatta Türkiye'deki ticaretin kalbi denilen yer, Eminönü'nü falan burası geçti artık. Şu an sokaktan araba geçmiyor, görüyorsunuz ki. 3 gün önce gelmiş olsaydın, plastik boy mankenlerimiz var. Onlar 275 lira iken, şu anda değil de belki pazartesi geldiğinde bunu 320-330 lira civarına alacaktın. Bu zamana kadar ilk zam değil yani bunun. Herhalde Ocak'tan bu zamana yani 11 ay 24 gündür yaklaşık 10 kez zam gelmiştir. Tam 10 kez. 10 kez fiyat değiştirmişizdir yani. Hatta işte pazartesi yine değiştireceğiz rakamları. Böyle bir dönem benim dönemimde olmadı ama benden öncekiler belki yaşamış olabilir ama ben yaşamadım. Hiç yaşamadım öyle bir şey. Türkiye'nin dört bir yanından göllerden de ne yazık ki acı haberler alıyoruz efendim. Balık ölümleri artıyor. İklim değişikliğiyle, yanlış sulama politikalarıyla da açıklanıyor bunlar. Ama harekete geçiyor muyuz? Orası tartışılır. Yeni bir adresimiz daha oldu. Binlerce balık öldü, kıyıya vurdu. Toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı. Tahminler ölümlerin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı yönünde. Burası Şanlıurfa Siverek'te bulunan Hacı Hıdır Gölü. Hacı Hıdır Baraj Gölü'nün kıyısı binlerce balıkla doldu. Ölümler tedirginlik yarattı. Ölü balıkları gören çevre sakinleri durumu ihbar etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Gölden su ve ölü balık numuneleri aldı. İnceleme devam ediyor. Devam edelim efendim. Şans oyunları meselesi Türkiye'nin gündeminden düşecek gibi de değil. Özellikle böylesi ekonomik buhran günlerinde denetimler üzerinden de çeşitli tartışmalar açıldı. Ne kadar denetlenebiliyor şans oyunları? Merak ettiğimiz husus bu. Yanıtı da Sayıştay'dan geliyor. Sayısala kaldık artık. Umutlar ona mı kaldı? Ama yine çıkmamış. Çıkmadı mı? Yok, çıkmadı. Her hafta oynuyor musun? Her hafta oynuyorum, bağımlısıyım. Sayısalda, şans topada hiçbir şey şekilde çıkmıyor zaten. Hep devir. Nereye gidiyor bilmiyoruz. Ama oynuyorsun. Vallahi ben İstanbul, Ankara'dan geliyoruz. İstanbul'a geldik, bir umut belki. Kimi lotoda, kimi yılbaşı piyangosunda deniyor şansını. Yılbaşı biletleri çıktı ancak eskisi gibi uzayan kuyruklar yok artık. Ya maalesef eski gibi değil ama yani yine de var. Ama erken biraz, vakit erken. Daha sonra belki. Umudumuz daha sonraki günlerde ama yani yine de boş değil yani. Biraz umutlar piyangoya mı kaldı? Aynen öyle. Ne yapacağız ki başka?
Vatandaş bir umut diyor, ya çıkarsa diyerek yılbaşı biletine sarılıyor. Çıkmayacağını bile bile. Sisal Şans'a devrinden bu yana şans oyunlarının denetlenemediği ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin baş müfettişler marifetiyle mevzuata uygun bir denetim yapmadığı Sayıştay raporunda ifade ediliyor. Konu Sayıştay taslak raporlarına yansıdı. Milli Piyango İdaresi denetleme yetkisini kullanmıyor. Şans oyunları Demirören ve İtalyan ortaklığı Sisal Şans'a devredildiği Ağustos 2020'den bu yana. Kaç tane aldınız? Bir tane. Zaten çalıyorlar, bize vermiyorlar bunu. Enayi vergisi derler buna. Öyle diyorsun. Evet, enayi vergisi bu. Ama alıyorsun. Alıyor, enayi, hastalık yapmış ya. Milli Piyango İdaresi çekilişlere sadece bir gözlemci gönderiyor. Oysa ki Sisal Şans'ın satış bilet ve kolon sayıları, kazanan ve ödenen ikramiye bilgilerini anlık olarak Milli Piyango İdaresi'ne göndermesi gerekiyor. Raporda Sisal Şans'ın tarihli bilgileri, ödenen tutarları ve bilet numaralarını anlık bildirecek bir sistemin kurulması istendi. Bu yönetim değiştikten sonra bunda kesinlikle muhakkak bir şeyler yapıyorlar ya. Çünkü 99 sayıya çıkardılar ya. Güveniniz kırıldı ya. Kesinlikle güvenim kırıldı. Ben kesinlikle oynamıyorum ya. Bildiğiniz üzere bir Bulgaristan'dan gelenler vardı. Bulgaristan'dan alışveriş için geliyorlardı. Leva, Bulgar levası Türk lirasından hayli hayli değerli olduğu için ucuz kapıydı artık Türkiye. Dolayısıyla Edirne ve çevresine alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyordu. Konvoyları ekranlara getirmiştik. Şimdi ucuzlayan ülkemizde şimdi bir de Kapıköy Gümrük Kapısı ziyaretçileri çıktı. İranlılar da geliyor efendim. Kara Cuma yoğunluğu. İranlı turistler ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak istedi. Mevcut indirimlere bir de Kara Cuma indirimi eklenince, mevcut ülkedeki ekonomik durum eklenince İranlılar da bu fırsatı kaçırmadı anlaşılan. Sınır kapısına yığıldılar. Müziklerle, eğlenceyle beklediler. İranlı turistler Kara Cuma indirimleri için Van'a akın etti. Koronavirüs nedeniyle bir yıl kapalı kaldı. Kapıköy Gümrük Kapısı 9 Ekim'de tamamen açıldı. İranlı turistler tatil rotalarını yeniden Van'a çevirdi. 3 gün sürecek indirimli alışverişten faydalanmak için geldiler. Günde ortalama 800 kişinin girdiği kapıdan dün 3500 kişi girdi. Sınır kapısında yoğunluk yaşanınca ortaya bu görüntüler çıktı. Ekonominin fotoğrafını çekmeye devam. Değerli müşterilerimiz, tüm ayçiçek yağı çeşitlerinde geçerli olmak üzere satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Cep yakan maliyetiyle ne üretici ne de tüketici yanına yaklaşamıyor artık. Görüyorsunuz zaten kota gerçeklerini ayçiçek yağının. Toprak Mahsulleri Ofisi 6000 ton yağ ithalatı yapılacağını açıkladı. 6000 ton yağ ithalatı. Yapacağımız ithalat verisi budur dedi. Çiftçiden tepki geldi. Destek çiftçiye yapılsın, üretimi de biz yapalım dedi. Kötü fikir mi? 6000 ton yağ ithalatı yapıyoruz ama bizim aylık tüketimimiz 100 bin, 110 bin ton. İthalat yerine çiftçiyi destekleyelim. Türkiye'nin ciddi bir üretim potansiyeli var. Kimi zaman alarm takıldı, kimi zaman satışına kota getirildi. Son dönemin zam şampiyonu olan ayçiçek yağı ithalatı gündemde. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yüksek maliyete bulduğu çare 6000 ton yağı ithal edecek. Ancak ithal edilecek miktar ülkenin yalnızca 2 günlük ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Artık canımıza doyduk. Yeter ya, yeter. Mağdur edildik, bu tür üretimde kesildik. Dışarı bağımlı üretimde hale getirdik. Dışarıdaki başka ülkeleri, yabancı ülkeleri, çiftçileri zengin etmek için tarımı tamamen pasifize ederek, dışarıdan ürün ihraç ederek Türkiye'deki tarımın yok olmasına sebep oldu. Tarımda destek yok. Gübreden akaryakıta her alanda fahiş zamlar da eklendi. Çiftçi zorda. İthalat kararına bu yüzden karşı çıktı. Talepleri çiftçinin desteklenmesi. 2 günlük ihtiyaç için ithalat yapılır mı? Çiftçiye destek vermiyoruz. Başka ülkelerden ithalat yapıyoruz. Bu da artan
ham madde maliyetlerinden dolayı. Üretici de zor durumda. Vatandaşın sesini ekranlara getirmeye devam efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Esnaf Masası Kars ve Ardahan'da gezmeye, dolaşmaya devam ediyor. Elimizden geldiğince aktarıyoruz sizlere bu ziyaretlerden ortaya konan verileri, gerçekleri. Bir ülke fotoğrafı yine. Yeni bir durum yok aslında. Borçlar var, işsizlik var, geçim sıkıntısı var. Her bölgede benzer bir ekonomik buhran nüvesi çıkıyor karşımıza. Yalnız Ankara Nihat'la'yı burada görüyorum. Eksi katman katman artık. Yani dibe vurdu. Mecburen bu hale çevirmek zorunda kaldım. Kahveciyken tost çay canlısı. Tosta döndük çok şükür, şimdi tosttan da artık ekmeği alamazdık. Her şeye zam geldi. Yine aynı. Değişen pek bir şey olmadı yani. Yani dedik bir tosttan kar edelim. Onda da ekmeğe zam geldi. Kaşara zam geldi. Ya olsun busu yine aynı. Bankalara borçlandığımda yanıma kar kaldı. Kimi iş yerinin bir kısmını çay ocağına dönüştürdü ancak kar etmedi. Kimi ise Kars gibi havanın eksileri gördüğü şehirde kömür yakmakta zorlanıyor. Çünkü ne müşteride ne de esnafta para yok. Bu kadar zulüm görmedik. Bu kadar şey görmedik. Ondan önce kömürü kaç alıyordu zaten? 3800, 4000 tonu. Tanesi 40 tane, tanesi 100 lira. Geçen sene 1300. Yok müşteri de yok, gelen de yok. Halk... Alışverişe de korkusundan çıkmıyor. 4000 lira kömür. 4000 lira kömür. 4000 lira kömür. Peki nasıl ısınıyorsunuz? Vallahi hayvanlar tezeye geri döndü. Tezeye geri döndü. Bu hayvanlar olmasın zaten biz. Hepimiz aciz. Arabamız var, mazot. Nüfusum var. Çalıştıramıyor. Zam. Yani bunu kimse dile getirmiyor, demiyor. Açız, bir şeyimiz yok. Bugün saatlerini yarın alamıyorsun. Hepimiz bu işi yapıyoruz. Hepimiz açız. Burada biri demesin. Benim tüzüm kurudur. Benim keyfim yerinde. 5 kuruş paramız yoktu cebimizde. Kim yaralı kaldım? Kimdi kim yaralı bana? Bunu hangi borç yedim? Kime dağıtacağım ben bu parayı? Ne CHP'li vekiller esnaf masası ziyaretleri kapsamında Kars ve Ardahan'daydı. Esnaf anlattı, onlar dinledi. Defterlerimiz var burada, kasamızda burada sayın vekilim. Alacaklarımızı alamıyoruz. Zor durumdayız. Yani şu anda bu halimize, bu şeyimize bir çare bulunmasını istiyoruz. Şu anda vergimiz burada. Bakın vergimizi ödeyemiyoruz. Vergiyi şu an ödeyemiyoruz. Evet. 100 bin liranın üstünde alacağım var, alamıyorum. Veresiyen var mı? Evet. 250 bin lira defterden. Bu memlekette açlık var, sefalet var, yokluk var, zulüm ediliyor halka. Var. Zulüm var, zulüm. Gencin cüzdanına bak, 5 lira var. 5 lira zor durumdayız. Ben şu anda küçük bir bakkalımda 100 tane vatandaşım idare ediyorum. Bir senedir paralamıyorum, almıyorum. Fiyat olarak fiyat yazmışım. Bir devletim de beni idare etsin. Çiftçilik yapıyoruz, acımızdan ölüyoruz. Ne malımız para ediyor, ne paramız var. Ne, yani çok zor durumdayız. Ya dairemi kiraya vermişim, kiramı alamıyorum. Yani öyle söyleyeyim bak, kiramı bile alamıyorum. 800 liraya kiraya vermişim vekilim, kiramı bile alamıyorum. Halk üst üste gelen zamlardan şikayetçi, eskiyi arar oldu. Ayda 4 kere zam. Ben bile iş görmedim ya. Senede bir kere zam gelirdi. Yılbaşına. Şimdi her ayda yani. Her gün gelmiş. Her gün ya. Arkadaşlarımla beraber gittik. Bir tane alacağımıza bir tane verdiler. O da zar zor verdi. Satamıyorlar ki. Bir tanesini zar zor verdi. Ayçiçek yağdı. Ayçiçek yağdı. İki tane vereceğine bir tane verdi. Alıyor, vermiyorlar. Vermiyor. Fırsatçılık yapıyor. Güne gün kalktığın zaman zam. Nasıl gidiyor işler? İşler kötü. Müşteriye artık fiyat veremez duruma geldik. Evet. Şu anda elimdeki bu mal sattıktan sonra nasıl mal getireceğiz onu da düşünüyoruz. Bunu Allah peygamber kabul eder mi ya? Allah'tan peygamber der mi? Gezi Kavala davası, Metin Gürcan gözaltısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi teklifi. Birazdan 3 ayrı noktadan canlı yayınlarla karşınızdayız. Bizden ayrılmayın. ...26 Kasım Cuma saatler 14'ü gösteriyor efendim. Sıcak yayın devam ediyor. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne gideceğiz. Çağlayan Adliyesi'nde arkadaşlarımız Gül Gündüz ve Murat Erkmen haber nöbetlerine devam ediyorlar. Birleştirilmiş Gezi davası. Her şey var. Herkes var. Çarşı var içerisinde.
Yargılanan Gezi davasından yargılanan dayanışmadan kimi isimler var? Üstüne bir de Osman Kavala dosyası var. Kavala artık ben duruşmalara inanmıyorum. Tarafsız bir yargılama olduğuna inanmıyorum. 4 yıl geçti zaten. Dolayısıyla bundan sonra katılmayacağım dedi. Kavala yok. Osman Kavala yok duruşmada. Diğer isimlerle ilgili de bir karar duruşması olması bekleniyor. En önemlisi Osman Kavala ile ilgili bir tahliye beklentisi de oluştu kamuoyunda. Hemen her duruşmada oluyordu. Bu duruşmada bir tık daha fazla olduğunu beyan etmek lazım. Dönelim Çağlayan Adliyesi'ne. Bakalım duruşmada neler oluyor? Bir bilgi, bir işaret. Bugün sonlanır mı, sonlanmaz mı? Arkadaşımız Gül Gündüz'den bilgileri almaya çalışalım. Söz Çağlayan Adliyesi'nde. Evet Can Coşkun, Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi'nin kararları bozmasının ardından Gezi davası sil baştan yeniden başlamıştı. Aslında çarşı davasıyla da birleştirildi bir torba dava olarak nitelendiriyor. Bu davanın sanıkları, davayı takip edenler işte o davanın 3. duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sabah saatlerinden başlamıştı duruşma ve şu anda da duruşmaya halen ara verilmiş durumda. Birazdan duruşmanın da başlanması bekleniyor. Sen de aktardın, iş insanı Osman Kavala bu duruşmaya katılmama kararı aldı. Savunma yapmama kararı aldı. Çünkü bir önceki duruşmada hakkında yargısız bir infaz var demişti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilerini de sıralamıştı. İşte bu sebeple de zaten hakkımda karar verildi diyerek de bu duruşmaya katılmama kararı aldı. Savunma yapmayacak. Ancak duruşmaya katılan pek çok isim var. Sanıklar var. Tam 52 isim Osman Kavala ile beraber işte bu davada yargılanıyorlar ve duruşmada devam ediyor. Duruşmayı yakından takip eden isimlerden biri var yanımda. Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş. Hem sabah saatlerindeki duruşmada neler yaşandı, kendi izlenimleri nelerdi onu sorarak başlayalım. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yani sonuçta hukuk normalde değerlendirmenin mümkün olmadığı bir dava süreci aslında. Sadece bugünden söz etmiyorum. Çok uzun süredir devam ediyor. Hafıza tazelemek adına tekrar tekrar ifade etmek lazım. Daha önce yargılanan arkadaşlarımız daha önce defalarca kez yargılandılar ve bu yargılamalardan beraat kararları çıktı. Suçsuzlukları ispat edildi bizim iddiamız. Aslında her seferinde mahkemeler tarafından yeniden onaylandı. Fakat iktidar bir gezi düşmanlığı içerisinde. Yani bu ülkede 13 milyon yurttaşın resmi rakamlara göre 13 milyon yurttaşın iktidarın o baskıcı otoriter politikalarına karşı omuz omuza ayağa kalkışı iktidarın unutamadığı bir acı, unutamadığı bir korku olarak duruyor. Ve sanıyorum aslında iktidar koltuğunu kaybetmeyi yaklaştıkça, bunu hissettikçe toplumu baskı, şiddet dışında susturabileceği bir enstrümana sahip değil. O yüzden her seferinde yeniden aynı senaryoyu maalesef izlemek durumunda kalıyoruz. Yani bugün örneğin 3. duruşma deniyor. Torba haline getirilmiş durumda birbirini hiç tanımayan insanlar sadece gezi günlerinde aynı alanda bulundukları belki söylenebilir. Ki bu biraz önce söyledim, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon insanın içinde olduğu bir süreçti. Ama bunlar içerisinde seçilmiş arkadaşlarımız, toplumun çeşitli direngen kesimlerini temsil ettikleri ya da iktidarın doğrudan düşman olarak belirlediği ve düşman hukuku uyguladığı insanlar olarak bugün yargılanmaya devam ediyor. Ben hep şunu söyledim. Bakın yargılama süreçlerinde gerçekten eğer hukuk normlarından söz etsek mesela insanlar masumiyetlerini ispat etmeye çalışırlar ve ağırlıklı olarak da kendilerine ilişkin suçlamalara dair yapmadım, etmedim, yoktum, bilmiyorum lafları edilir. Fakat gezi duruşmalarında ilk günden bu yana, yani ta Temmuz 2013'ten bu yana şu mahkeme salonlarında gerçekleştirilen geziyle alakalı tüm davalarda sanıkların tümü yaptıkları her şeyi savundular ve yaptıklarının suç olmadığını söylediler. Bugün de aynı noktadayız. Sabah burada duruşma başlamadan önce Taksim Dayanışması adına yapılan bir basın açıklaması vardı. Arkadaşlarımız yine aynı şeyi söylediler. Biz Türkiye'de bu otoriter iktidara karşı halkın hep birlikte hareket ettiği gezi direnişini, gezi dayanışmasını sahipleniyoruz dediler. Burada bir suç yok dediler. Bugün Osman Kavala'nın duruşmaya katılmama kararını, savunma yapmama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya aynı sürecin bir parçası. Bakın sabah bu duruşmada bu sefer çarşı avukatları konuştular. Neyle suçlanıyoruz? Neye karşı savunma yapacağımızı bilmiyoruz ki. Yani bir iddia atılıyor ortaya. Bu iddia çürütülüyor. Sonra bambaşka bir iddia tekrar gündeme getiriliyor. Bütün gezi süreci budur. Yani ilk başladığında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefetten başladı. Sonra halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçlaması geldi. Şimdi darbe girişimiyle bağlantılandırıyorlar. Yani her seferinde yeni bir suçlama geliyor. Dolayısıyla yapılan savunmaların da büyük mü yok? Yani şunu herkes görüyor. O duruşma salonları içerisinde aslında bir yargılama yapılmıyor. İktidarın bir takım suçlamaları var. Siz buna karşı ne söylerseniz söyleyin. Mahkeme heyetinin zaten iktidardan aldığı talimat doğrultusunda vereceği kararlar var. Dolayısıyla savunma yapmanın anlamı kalmamış durumda. Bir de özellikle vurgulamak lazım. Buradan cezaevinde haksız, hukuksuz biçimde tutulan bütün arkadaşlarımız adına şunu söylemek lazım. Hepimiz pandeminin zorluklarını yaşadık ama cezaevindeki insanlar pandemi sürecinde cezaevi içinde bir daha bir cezaevine tecrite alınlar. Mesela herhangi bir duruşmaya katılmak için çıkan bir sanık cezaevinden geldiği zaman döndüğünde 15 gün karantinada kalıyor. Yani hayatı daha da zorlaşıyor. Bu iyice anlamsızlaştırdı savunma süreçlerini. Şunu sormak istiyorum Erkan Bey. Şimdi hem Avrupa Parlamentosu bu davayı yakından takip ediyor. Hem 10 büyükelçinin çağrısı var. Gözler biraz da bu davada denilebilir mi? Bu davadan çıkacak kararda özellikle de bugün için çıkabilecek olan tahliye kararını. Çünkü beklenti de sanırım tahliye yönünde. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ya ben tahliye yönündeki beklentinin ötesinde zaten 1300 günden söz ediyoruz. Tümüyle haksız, hukuksuz bir biçimde tam anlamıyla rehine tutuluyor Osman Kavala. Bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ve diyelim ki Avrupa düzeyinde ortaya çıkan talepler şöyle düşünülmesin lütfen, bunu çok önemsiyorum. Yani bu Türk hukuk sistemine bir müdahaledir, dışarıdan bir müdahaledir ve bir dayatma. Hayır, böyle bir şey yok. Ortada bakın net ifade ediyorum. Anayasa madde 90 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası diyor ki Türkiye altına imza attığı uluslararası anlaşmalara bağlıdır. Dolayısıyla ortada aslında Türkiye açısından baktığımızda sadece uluslararası sözleşmelere aykırı bir tutum yok. Bunun doğal bir uzantısı olarak da şu anda Türkiye'de AKP iktidarı anayasayı ayaklar altına almış, çiğniyor. Dolayısıyla bizim esas vurgulamamız gereken noktadan bir tanesi bu. Ortada açıkça anayasaya aykırı bir davranış var ve yine daha önce Demirtaş davasında gördüğümüz gibi, başka davalarda gördüğümüz gibi iktidarın biz hamlemiz yaklaşımı egemen olmuş durumda. Şunu söylüyoruz biz, ya Türkiye'de hani hukuktan, adaletten çok uzun süredir bahsedemiyorduk ama artık mevcut yürürlükteki yasaları da uygulamayan bir iktidar var. Artık mevcut yürürlükteki beğenmediğimiz anayasayı bile uygulamayan bir iktidar var. Bugün ortaya çıkan tablo bu. Dolayısıyla tahliye beklentisi soruluyor. Tahliye çoktan gerçekleşmesi gerekiyor. Daha ötesini söyleyeyim. Asgari bir hukuk normunda bu dava dosyası incelendiğinde mahkemenin yapması gereken şey derhal davanın düşmesine karar vermek, davayı reddetmek ve mahkeme tarafından da bütün tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak gerekiyor. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeler içinde. Evet, Can Coşkun, duruşma az önce başladı. Dediğim gibi sabah saatlerinde itibaren duruşma sürüyordu. Bir ara verilmişti duruşmaya, bir öğle arası. Ve şimdi de duruşma devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş da hem davaya ilişkin bütün bir değerlendirme yaptı. Şu sıralarda da duruşma devam ediyor Osman Kavala için. Hem de diğer sanıklar için verilecek kararda gözler. Biz de kameraman arkadaşım Murat Erkimen'le birlikte Gezi davasını burada Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde an be an takip ediyoruz diyelim ve gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Sözü tekrar size bırakalım. Çağlayan Adliyesi'nden kopmuyoruz. Murat Erkmen, Gül Gündüz, teşekkürler değerli çalışma arkadaşlarımıza. Çağlayan Adliyesi önünde bağlantılarımıza devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin gündemine giren bir ilin sorunu, problemi, krizi ya da engellemesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11. kez 5000 yeni taksi teklifini dakikalar sonra UKOME toplantısının gündemine sokacak. Gündemde oylanacak yine. 11. kez. Demek oluyor ki 10'dur iptal oluyor ki bu 10'unun tamamını herhalde canlı yayında haber masasında ekranlara getirdik. Bizim kuşağımıza denk geldi. Sürekli işin uzmanına ya da muhataplarına da soruyoruz. Bu sefer ne olacak, ne bitecek? Taksi konusunda ne oluyor? Aylık olarak verileri haber masasında anlatıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri, kurmayları. Taksiler konusunda en çok hangi şikayet gelmiş? Son dönemde artan şikayetler neye işaret ediyor? 5000 yeni taksi teklifi kabul görürse karşımıza bu sefer o sorunların çözümü net bir biçimde konacak mı? Araştırıldı mı bunlar? Detaylı bir biçimde bugüne kadar anlattılar. Bugün yeniden efendim bir kez daha 11. taksi teklifi, 5000 yeni taksi gelsin.
zaten hali hazırda eksik. Yıllardır taksi bulamıyoruz şikayetleri var. Son 3-4 yılda çok arttı diyor İBB kurmayları. Bakalım bugün neler olacak? UKOME toplantısından canlı bilgileri de ekranlara getireceğiz elbette. Bugün bir katı atık tesisi açılışı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını da ekranlara getireceğiz. UKOME'de olan biteni de ekranlara getireceğiz. Şimdi efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri, daha önce de görüşlerine başvurduğumuz Mesut Kösedağ ile birazdan konuşacağız. 5000 yeni taksi teklifiyle ilgili İlk bilgileri ondan almak istiyoruz tekrar. Saat 16 itibariyle başlaması beklenen UKOME toplantısının gündemine girmesi bu durumuna elbette. 5000 yeni taksi meselesiyle ilgili de 11. teklif oylanırken bakanlardan gelenler, yani bakan üyeler var onların arasında bildiğiniz üzere. Bakanlık görevlilerinden yine ret yanıtı mı kalkacak? Yani bu 5000 taksiyi kabul etmeyenler denildiğinde yine bakanlıktan gelen üyeler, UKOME üyeleri acaba ret kararı mı verecek? Taksi esnaf odalarından nasıl bir karar çıkacak? Bunu da takip ediyor olacağız. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne birazdan döneceğiz efendim. UKOME toplantısı hazırlıkları var malum. Dolayısıyla sıcak bilgilerle karşımızda olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağ efendim. Şimdi devam edelim. Devam ederken aslında dün belki bir yönüyle de değinmiştik. Şimdi vatandaşların gündemi ekonomik buhran. Diğer tarafta ise Türkiye'nin gündeminde 50 artı 1 meselesi var. 50 artı 1 Hüseyin Çelik haberine gidelim. Zira Hüseyin Çelik'in söyledikleri 50 artı 1 konusunda söyledikleri önemli. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkan seslerde 50 artı 1'in tartışmaya açılacağı yöndeydi ki şerh düşmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da 50 artı 1'i ilk tartışmaya açan isimdi ama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerinden sonra bir anda 50 artı 1 bu sistemin yeniden temeli haline gelmiş görünüyor. MHP 50 artı 1'de ısrar ediyor. AKP kurucu üyelerinden gelen açıklamalar Cumhur İttifakı'ndaki çatlağa işaret ediyor. Önce Cemil Çiçek'in 50 artı 1 ciddi bir problem çıkarıyor açıklaması, ardından Faruk Çelik'in 50 artı 1 Türkiye'yi yorar çıkışı. Şimdi ise AKP'nin kurucuları arasında yer alan Hüseyin Çelik. Çelik YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV'ye katıldı. MHP'yi hedef aldı. Çelik tuzaktı dedi. Bu 50 artı 1 MHP'nin Tayyip Bey'e bir tuzağıydı bana kalırsa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu durumu göremediğine işaret etti. Tayyip Bey İsmet sıfatına sahip falan değil. Yani haşa peygamber öngörüsüne sahip olan bir adam falan değil yani. Çelik'in Bahçeli'ye eleştirileri bununla sınırlı değildi. Konu siyasi üsluba geldi. Yeni kapı ruhu vardı ya şu 15 Temmuz'dan sonra. Ne kadar güzeldi o. Ama gel gele geldik. Şimdi Devlet Bahçeli racon kesiyor. Ondan sonra efendim asıyoruz, kesiyoruz falan. Bu olmaz böyle bir şey. Bunu doğru bulmuyorum. Hüseyin Çelik ekonomideki kötü gidişatı dış mihraklara bağlayan anlayışı da eleştirdi. Şimdi ülkemizdeki ekonomik gidişat iyi değilse gidip Merkel'e, Putin'e, Biden'a mı biz çemkireceğiz veya onlara mı derdimizi anlatacağız? Bizim bugünkü halet ruhiyemiz nedir biliyor musunuz? Bizim başımıza taş düşse, efendim ne kadar başımıza bir felaket, musibet gelse bunu dış güçlere havale ederek kendimizi sorumluluktan kurtarmak gibi bir halet ruhiye içindeyiz. Evet. Dış güçlere, onların yerli işbirlikçilerine, efendim hainlere, bilmem nelere falan atıp da kendimizi sorumluluktan kurtaramayız. Hüseyin Çelik olarak ben de kendimi sorumlu hissediyorum. Gazetecilere yönelik baskıya da değindi. Hüseyin Çelik'in eleştiri okları yine kurucusu olduğu AKP'yeydi. Eğer bir gazeteci farklı bir şey söyledi diye biz onun ağzına biber sürersek, eğer bir gazete bizim istediğimiz yayın politikasında değilsek, ona ambargo, ekonomik ambargo, başka türlü ambargolar uygularsak, etrafta kala kala aminhanlarınız kalır. Hasan Cemal bunlardan biriydi mesela. Cengiz Çandar bunlardan biriydi. Ali Bayramoğlu bunlardan biriydi. Gülay Göktürk bunlardan biriydi. Şahin Alpay bunlardan biriydi. Daha 50 tane adam sayayım mı? Bak biz bu adamların hepsini ya yazamaz hale getirdik. Cezaevine. Ya kendisi çekip yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Yazmaktan vazgeçtiler. Şimdi bu doğru değil.
Şimdi efendim Türkiye'nin gündeminde bildiğiniz gibi seçime davet mitingleri var. Ama bu davet mitinglerinin dışında mevcut çeşitli programlarda miting gibi konuşmalar da yapılıyor. Bunun birçoğu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarında. Örneğin AKP'nin Menemen Belediyesi'ne bir uzanacağız. Personellerin mitinge katılımının zorunlu tutulması gündemde. Daha önce çok duyduk, bu konuda yazılı dilekçeler ortaya konmuştu. Menemen'deki gerçekler neyi işaret ediyor, birlikte bakalım. Ardından özel yayına geçiyoruz efendim. Türkiye'nin gündemindeki İstanbul ve taksi gerçeklerini ekranlara taşıyacağız. En az 4 kişi gelmedi mi? Pazartesi çıkışmış mı? Görüntüler İzmir Menemen Belediyesi'nin önünden. Konuşulanlar duyulmuyor. Tam olarak anlaşılamıyor ancak bir işçi tarafından çekildi ve yayınlandı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar basit mi diye sordu. Neden mi? Çünkü görüntüyü çeken işçi aynı zamanda temizlik müdürünün söylediklerini tekrarlıyor. Ve anlaşılıyor ki konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Alsancak'ta katılacağı stadyum açılışıyla ilgili. Diğerleri hava çalışanlar... Görüntüyü kaydeden işçi mitinge yanında 4 kişi getirmeyen işe gelmesin diye tekrarlıyor müdürün sözlerini. O mitinge katılmak zorunlu. Buradan bu anlaşılıyor. Katılmak mecburi. Duydun da mı bu? 4 kişi getirmiyorsan pazartesi işten çıkmış. Buradan da işçilerin mitinge katılmaması halinde pazartesi işten çıkarılacaklarını söylüyor. Görüntüler sosyal medyada yayıldı, tepkiler de beraberinde geldi. Ve efendim değerli konuğumuz hazır, başlıyoruz. Türkiye'nin gündeminde, Türkiye sadece bir kente, bir mega kente kilitlendi. Taksi meselesini ayda bir tartışıyor çünkü her seferinde reddediliyor. Her seferinde bir engel diyor İBB kurmayları da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sekreteri Mesut Kösedağ bizlerle birlikte. Sayın Kösedağ merhabalar, hoş geldiniz. Can Bey iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. 11. kez ilginç bir rekora doğru gidiyor galiba iş. Hakikaten nükteden ifade etmeden kendimi tutamıyorum. 11. kez taksi teklifi bugün UKOME toplantısında. Bakalım o eller bugün yine hayıra mı kalkacak, red kararına mı kalkacak? Bakanlık yetkilileri de, üyeleri de yine red kararını verecek. Vatandaşların da sorusu bu yönde. 5000 yeni taksi teklifi. Bugün ne bekliyoruz UKOME'den? Sayın Kösedağ, sözü size bırakayım. Can Bey, 11. UKOME yeni taksi sistemi meydan muharebesi savaşımız bugün de saat 16'da çırpıcı sosyal tesislerinde başlayacaktır. Bütün İstanbullularımızı izlemesini tavsiye ediyorum. Bu arada ben de Gezi umuttur, umut yargılanamaz diyorum. Gezi davasında hepimiz oradaydık. Bunu da bir siyasetçi olarak eklemeden geçemeyeceğim. Ayrıca yine dün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 2022 yılı bütçesi kabul edildi. İştiraklerle beraber yaklaşık 100 milyar civarında. Bu da bütün İstanbul halkımıza hayırlı olsun. İstanbul yatırımlarımız devam edecek. Gelelim dediğim gibi bizim meydan muharebemiz taksi sorununda. Biz her zaman söylediğimiz gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kararlılığı bu konuda devam ediyor. 11. kez dediğiniz gibi UKOME'ye bugün tekrar 5000 taksimizi getiriyoruz. Buradan da şu soruyu sormak istiyorum. Seçime siyasiler mi girer? Yoksa bürokratlar mı girer Can Bey? Bildiğim kadarıyla bu siyasiler soruyorum. Girerler. Değil mi? Siyasi belediye başkanı, seçilen belediye başkanı, halkın teveccühüyle, oyuyla seçilen belediye başkanı o kente bir hamle yapar, yatırım yapar kendine göre. Doğru ya da yanlışın kararını bir dahaki seçimde kim verir? Vatandaş verir. Vatandaş der ki evet bu belediye başkanı iyi çalıştı, bir daha seçeceğim. Hayır kötü çalıştı, başka birisini seçeceğim. Bunu... Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istediği bir yatırım kararını, bir sistem kararını bürokrat hangi gerekçeyle engelleyebilir? 11. kez. Hangi gerekçeyle? Olayın temeli bu. Üyeleri bir hatırlatır mısınız bizlere Sayın Kösedağ? Red kararları veriliyor, biz bakanlık üyeleri var diyoruz ama şu UKOME yapısını seçimden önce nasıldı, sonradan yapılan değişikliklerle ne duruma geldi? Bir hatırlatmanızı rica edeyim. Tabii ki hatırlatayım Can Bey. UKOME yapısı Ulaşım Koordinasyon Merkezi diye geçer. Siyasilerin aldığı, bizim meclise aldığımız kararların bürokratik altlığının uygulandığı yerlerdir. Bürokratik bir toplantıdır. Daha önce
11 İBB temsilcisi, 10 tane de ilgili bakanlık ve atıyorum ilgili kuruluşların atıyorum şunu bir yer aldım. İlgili kuruluşların temsilcilerinin olduğu bir yer. Yani polisin, jandarmanın, TCDD'nin, şehir hatlarının, bunlar normal. Böyleydi 20 Şubat 2020'ye kadar Can Bey. Sonra ne oldu? Sonra baktılar ki bir şey yapmamız lazım. Ekrem Başkan ve ekibi çok iyi gidiyor. Ne yapabiliriz? Bunları bir engelleyelim dedi arkadaşlar. Tebrik ediyorum bu fikri onları kim verdiyse. 11'e 10 olan UKOME'deki toplantı sayımız bir gece kararnamesiyle 16'ya 11 olarak bakanlık temsilcilerine değiştirildi. Aile Bakanlığı eklendi, Ticaret Bakanlığı eklendi. Böyle garip garip bakanlıklar eklendi. Bir anda İBB'nin oradaki meclis yani şey çoğunluğu, toplantısal çoğunluğu bakanlık bürokratlarının eline geçti. Bakın her seferinde söylüyorum. Orada bizim askerimiz, polisimiz var. Yani orada bizim Allah korusun zor zamanlarda onlara sonuna kadar sarılacağımız kurumlar var. Onlar da bu işe alet oluyorlar maalesef. Biz bundan üzüntülüyüz. Biz bunu sürekli kullanıyoruz. Bu kişiler siyasetle alakası olmayan kişilerdir. Zaten siyaset yapmak isteseler o bürokratik görevlerinden istifa edip giderler, siyasete soyunurlar, aday olurlar. Bu ayrı bir şey. Ama 2 yıldır Can Bey, UKOME'nin yapısı İBB'nin elinden alınarak bakanlığa yakın, bakanlığın temsilcileri yani iktidara yakın bakanlık temsilcilerinden oluşmakta. Bugün de yine 16 tane bakanlık temsilcisi, 11 tane de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrat arkadaşlarımızın temsil ettiği bir toplantıya katılacağız. 5000 taksi yine gelecek. Aynı şekilde gelecek. Aynı şekilde kararlıyız. Bizim derdimiz, yine bunu söylemek istiyorum. Böyle bir çünkü ne derler, algı yaratmaya çalışıyor ama şükür ki çok işe yaramıyor. Şey diyorlar işte mevcut taksilerle ilgili sorun. Mevcut taksilere 17.365 gerçi şimdi 1000 taksimiz daha geldi biliyorsunuz dönüşümden. Doğru. 6. UKOME'de toplumsal baskıdan dolayı o da. Son 1000'i saymazsak en son taksi yenilemesi ne zaman oldu Sayın Köse'da? İstanbul'un en yeni taksisi en son ne zamandı? Son 1000'i saymıyorum. 1994 diyelim. Hani onlar da şey yani 5-10 tane falan çok böyle ciddi bir şey değil Can Bey. 1994. Açın Google'dan bakın artık bilgiye ulaşmak 2 saniye. 1994'te İstanbul'a gelen turist sayısı ve İstanbul nüfusuna bakın. Ona göre ondan sonra elinizi vicdanınıza koyun, kararı siz verin. Her şey artmış İstanbul'da. Konut artmış, yerleşim artmış, ulaşım araçları artmış, altyapı artmış. Onun dışında nüfus zaten ikiye katlanmış. Tek bir şey artmamış, taksi sayısı. Neden? Bilmiyoruz yani devlet sırrı mıdır? Hani bir taksi sayısı artınca bir şey mi oluyor? Yani böyle enteresan bir yere gidiyor bu iş. Ama biz yaptığımız anketlerde ciddi derecede bir desteğin arttığını görüyoruz. Yeni taksi sistemini ve taksi sayısının artmasıyla ilgili. Biz şunu da kabul etmiyoruz. Bu iş sadece taksi sayısını arttırmak değil. Bu önemli bir konumu ama ikinci şey sistemi de biz düzeltmek istiyoruz. Daha önceki programlarınızda bunları anlattım. Taksi şoförlerimizin kazanacağı hakları anlattım. Bu sayede yolcu seçme derdinin, uzağa gitmeme yakına gitmeme derdinin, değişim saati derdinin ortadan kalkacağını da anlattım. Servis turist kovalama derdinin, servis, yemek, giysi desteği. Yani buna niçin hayır derler? İnanın bilmiyorum. Şunu da söylemek istiyorum vicdanen. Değerli oda başkanına. Can bir arabanız var mı bilmiyorum ama benzine yine 2 gün önce, maalesef, dün akşam, ondan önceki akşam 1000 lira zam geldi. Toplu ulaşımdan her türlü etkileneceğiz zaten. Sadece bakın dünkü zamdan bahsediyorum. Sadece dünkü zamdan. Sadece dünkü zammın İETT'ye bir günlük maliyeti 600 bin lira. Tekrar etmek istiyorum. O 1 liralık zammın İETT'ye bir günlük ilave maliyeti, bizim bütçemize ilave maliyeti 600 bin lira bir günlük. Çünkü biz günde 600 bin lira yakıt kullanıyoruz. Ya şu taksici odası bugün çıkıp şey demesi gerekmez mi? Odası başkanı arkadaşımızın. Ya arkadaşım, değerli hükümet, biz bu yakıt zamları altında eziliyoruz. Bize destek olun demesi gerekmez mi? Ben buradan bunu kamuoyunu söylemek istiyorum. Çünkü öyle bir derdi olduğunu ben düşünmüyorum. Onun tek derdi eldeki iktidarını korumak. Bunu yaparken de hem 40 bine yakın şoförümüzü hem de 16 milyon İstanbul halkımızı mağdur ettiğini hiç umurunda değil. Hala da öyle görünüyor. Biz bu konudaki kararlarımızı sürdüreceğiz. 7. kez de, 11. kez de, 20. kez de bunu çıkarana kadar, bu sistemi çıkarana kadar bizim kararlılığımız sürecek. Her ay sizinle görüşürüz. Hiç sorun değil. Bunu İstanbul halkına da anlatırız. Anlatıyoruz da. Biz halkta olduğumuz bir konuda geri adım atmayı düşünmüyoruz Can Bey. Peki. Sayın Köse, daha çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Saat 16 itibariyle ben biz haberciler de
büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Bakalım UKOME'de yine alışılagelen mi olacak, bir sürpriz mi göreceğiz? Neler olacak, kim ne söyleyecek? Hepsi tarihin kayıtlarına geçecek elbette. Sağ olun. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Peki. Sağ olun Sayın Kürseda. Efendim devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi meselesine de mercek tuttuk. Devam ederken dün özel bir program vardı. Liderler Söyleşisi programları devam ediyor bildiğiniz gibi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı. Temel Karamollaoğlu'nun söylediklerinden detayları önümüzdeki dakikalarda ekranlara getireceğiz elbette. Örneğin 50 artı 1 meselesi, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi hakkındaki yalanlamaları ama sadece 50 artı 1 doğrudur demesi. Bakın Sayın Karamollaoğlu'nun söyledikleri arasında en dikkat çekici kısım Aselsan'la ilgili söyledikleriydi. Bir hatırlayalım mı? Avrupa'daki bazı gazetelerin iddiası Aselsan'ın da belki gidebileceği. Birleşik Arap Emirlikleri'ni mi? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kullanılarak diyelim bir adım atılabilir. Birleşik Arap Emirlikleri bu meseleyi alsa ne olacak, almasa ne olacak? Birleşik Arap Emirlikleri'nin umurunda bile değildir Aselsan. Çünkü kullanamaz ki. Ha, onun arkasında başkaları olabilir. Kim? Bilmem. Peki. Daha çok batılılar olur olsa olsa. Yani Birleşik Arap Emirlikleri sermayenin esiri olan bir ülke. Yani zengin ülkeler, Amerika'sı da dahil, İngiltere'si de dahil, Avrupa'sı da dahil, Birleşik Arap Emirlikleri'ni farklı bir gözle görüyorlar. Biz niye Aselsan'ı satarız? Ya buna neden ihtiyaç duyulur? Paraya sıkışıldığı için. Elbette. Yoksa Batı desteği veya Körfez desteği. Elbette. Elbette Türkiye'nin şu anda önümüzdeki bir sene içinde dış borcunu ödeyebilmesi için öyle 5 milyar, 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar değil. 170 küsur milyar dolar paraya ihtiyacı var. 170 küsur milyar dolar. Bu bir yıl içinde mi? Bir yıl içinde. Nasıl ödeyeceğiz? Milli gelirimiz 825 milyar dolar civarında. Milli gelirin ötesinde bizim ürettiğimiz ne? Bütçemiz ne kadar? Bunlara baktığınız zaman bunlar anormal rakamlar ve Türkiye zaten bu borcun bugüne kadar altından kalkamadığı için dışarıya muhtaç bir konuma düştü. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'ne dahi sarılıyor muyuz? Şimdi bakın ben burada bir şey söylüyorum sadece. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir batılı ülke diyor ki bunun altında Aselsan var diyor. Siz çözün. Ben bunun altında yorum yapmak istemem. Çünkü zaten töhmet altındayız. Biraz daha töhmet altına. Onlar böyle diyor. Size deyin ki yalan. Onlar da yalan desinler. Ben demedim ki. Ben iddiayı ortaya atmıyorum ki. Ben sadece aynen Katar'da olduğu gibi bir takım iddiaların gündeme geldiğini söylüyorum. Bunlar çok ciddi ithamlar ve bunun cevabını ben verecek değilim. Yöneticiler verecek. Efendim devam ediyoruz. Değerli bir stüdyo konuğumuz var. Bütçe bildiğiniz gibi komisyon toplantılarda o harala gürele tartışmalar, İlginç atıflar kayda geçti. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Sezgin Baran Korkmaz soruları, ayda 10 bin dolar alan siyasetçi soruları gündemdeydi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'la yaşanan tartışmalar, o anlar gündeme geldi. Bizzat konunun muhataplarını burada ağırladık. İlk kez arka planı anlattılar. Ama bu tartışmalar birçoğu siyaseten devam eden, birçoğu içerisinde adli suç ithamları da barındıran bu tartışmaların arasından bütçelerde gidiyor. Şimdi o bütçelerde ne var ne yok? Biraz da tartışmalardan ziyade bu sayısal verilere de odaklanmak istiyoruz. Hangi bakanlığa ne kadar bütçe ayrıldı? Şimdi bildiğiniz gibi artık bunlar Beştepe'nin bütçesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütçesi. Özetle bunlar artık Erdoğan bütçesi olarak değerlendiriliyor. Bilindik bir bakanlar kurulu yapısı olmadığı için yeni sistemimizle birlikte. Bakalım Erdoğan bütçesinin bilinmeyenleri neler? Tamam bu siyasi tartışmalar ekranlara geliyor ama aşağıda o bütçeler nasıl kaleme alınıyor? Hangi kalemlerde nasıl harcama tutarları kimler için ayrılıyor? Sadece bakanlıklarda değil, Diyanet bütçesi tartışma konusu, Spor Toto tartışma konusu. Acaba bu yılın bütçesinde vatandaş ekonomik buhranı bu kadar derinden yaşarken
bakanlıklarda, Cumhurbaşkanlığında bütçe hesapları nasıl yapılmış? Gerçekleri ortaya koymaya çalışacağız. Uzun dönemdir bu konuyla ilgili soru önergeleriyle, bütçe toplantılarına katılımıyla, oradan aktardığı bilgilerle de tanıdığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bugün bizlerle birlikte hem bütçe gerçeklerini konuşacağız, bu siyasi tartışmalarla gözden kaçmaması gerekenleri, hem de bugün o yasa dışı bahisin aslında spor kulüplerimizin borç durumuna nasıl etki ettiğini de soracağız. Başlayalım. Sayın Karabat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İzleyenleri saygıyla selamlıyorum. Önce şöyle başlayalım. Aslında hep siyasi tartışmalar var ya, biz de bunları hoşgörüyle karşılamıyoruz çoğu zaman. Hı hı. Aslında bütçe sadece rakamlardan ibaret değil. Neticede bütçe bir tercih. Hangi kalemi kime, ne kadar, ne zaman, nasıl ayıracağımıza karar veriyoruz. Ve işte burada zaten siyaset devreye giriyor. Ve bütün bu tartışmalarda o yüzden oluyor. Onu öncelikle söylemek isterim. Tabii ki. Ama çarpıcı olsun diye söyleyeyim. Buraya girerken kur 12-19 seviyelerindeydi. 20 Ekim'de bütçeyi kim sundu? Fuat Oktay sundu. Bütçeyi kim hazırladı? Yine Cumhurbaşkanlığından geldi. Yani bütçe meclis tarafından hazırlanmadı. Bakanlık tarafından hazırlanmadı. Maliye seçilmiş bir bakanlık tarafından hazırlanmadı. Fuat Oktay sundu bütçeyi. Sunduğunda elbette ki dolara hassas bir piyasamız var. Biz de bunun dolar değerini o gün hesapladık. 188 milyar dolardı bütçemizin o günkü değeri. Peki şimdi ne oldu? Az önce aşağıda yeniden hesap yaptım. 144 milyar dolar civarında. Yani bu bazen 143 bazen 145 olabilir. Kur çünkü çok hassas hareketli. Yani bütçemiz bizim daha meclisten geçmeden 45 milyar dolar civarında erimiş. Şimdi hep bize şunu sorarlar değil mi? Kaynak nerede? Biz desek ki kardeş tarıma bütçe ayır. Kaynak nerede? Biz desek ki EYT'ye bütçe ayır. Hemen kaynak nerede? Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerin borçları ödeyin, kaynak nerede? Polise 3600 kaynak, işte kaynak burada. 44 milyar doların bugünkü TL karşılığı yaklaşık 530 milyar. Can Bey, 530 milyar dediğiniz bütçenin 130'undan fazlası. Yani aslında AKP'nin siyasi tercihlerinin bedelini bu dediğimiz kesimler ödüyor. Ama önceye dönersek, bu kadar rakam erimişse aslında istesek bu kesimlere de kaynak ayırabiliriz. Onu öncelikle söylemem İstese gerekir. Yapılabilir. İstesek yapılabilirin göstergesidir. Hı hı. Döviz bu kadar erittiyse ve biz hala devam edebiliyorsak hayata, o zaman geliri kısıtlı kesimlere kaynak ayırmak çok zor bir iş değil. Ancak siyasi bir tercih. İşte burada sizin siyasette nerede yer aldığınızı gösteriyor. Sizin dediğiniz gibi Beştepe bütçesi, evet, vatandaşa kaynak ayırmıyor. Ama istersek 7 bölgeye kaynak ayırabiliriz. Sorun bu kadar basit ve net. Ama bazı göstergelere dikkat çekmek gerekiyor. Beştepe bütçesi dediğiniz çok doğru. Mesela Cumhurbaşkanı var. Beştepe'nin temsilcisi kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının maaşı yeni dönemde kaç asgari ücrete denk geliyor? Kaç? Yani 35 asgari ücrete denk geliyor. 35 asgari ücrete denk geliyor. Tutarında bir bütçeden bahsediyoruz. Evet, bir Cumhurbaşkanının maaşına bu kadar. Bunu vatandaşlarımız iyi bilsin. Şimdi siz burada Halk TV'siniz. Bir de Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı var. Bütün medyayla, toplumla iletişim ne kadar kuvvetli bilmiyorum. Sadece belli bir kesimde kuvvetli olduğunu ama tahmin ediyoruz değil mi? Evet. Ya tahmin ediyoruz. Peki İletişim Daire Başkanlığı'nın bütçesi ne kadar arttı? Ne kadar? 422 milyondan 1 milyar oradan 689 milyona çıktı. Yani 161 arttı. 1 milyon değil. 422'den 689 milyona çıktı. %61 arttı. Hani enflasyon %20 idi? Enflasyon %20 ise bu rakam böyle mi artar? 161 mi artar? Acaba ne değişti? Bütçede yani, enflasyonu farklı uyguluyoruz da bakanlık ve vatandaş ayrımını mı yapıyoruz? Tabii. Sayın Karabat? Aynı. Bir kısa araya gidelim. Şimdi aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz bütçe gerçeklerini. Bir noktada da şimdi İstanbul'da bir açılış var. Orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de kısa birer konuşma yapmaları bekleniyor. Hem bütçe gerçeklerinden kopmayacağız hem de canlı yayınlardan. Kısacık bir araya gidelim. Birkaç dakika sonra yeniden ekranlardayız. ...26 Kasım Cuma efendim, saatler 14.38'i gösteriyor. Bütçe gerçeklerini anlatıyor Sayın Karabat.
Beştepe bütçesinin asgari ücret kıyası ile ilgili çok çarpıcı tariflerde bulundu. Birazdan devam edeceğiz. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel bir açılış var. Neden özel? Çünkü Türkiye'nin ilklerinden biri gerçekleşiyor bugün. Atık yakarak enerji üretmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Çözüm adı altında böylesi bir duyuru. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda projeyi, getirilerini İstanbulluya ve Türkiye'ye katkılarını anlatıyor. Birazdan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşacak. Dönelim açılışa, söylenenlere bir kulak verelim. Karbon nötr bir şehir haline getirmek. Bu noktada iklim değişikliği eylem planımız ile 14 stratejik hedefimizde kamuoyuna açıkladık. Çünkü İstanbullular eğer bizim paydaşımız olur, bizim yol arkadaşımız olur ise bizim bu yolculuğumuz çok daha kolay, çok daha kararlı olacak. Yeşil çözüm vizyonumuzun sadece İstanbul'umuz için değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için de çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu manada kurumsal işbirliğini en güçlü seviyeye taşımak adına da aldığımız kararlar var. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çevre daire başkanlığımızın alt birim olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yapılacağı bir müdürlük kurduk. Yani bu aslında kurumumuzun kendi iç mekanizmasında bu müdürlük üzerinden tüm ekosistemini iyi bir şekilde denetleyen, atılan her adımda, yapılan her işte iklim değişikliğiyle mücadelenin bir parçası mı yoksa ona zarar mı veriyor? Kontrol edilecek, denetlenecek ve hatta katkı sunacak bir müdürlüğü kurduk. Bununla da yetinmedik. İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde yeşil çözümün bütüncül bir hedef haline gelmesini sağlamak için de biz bu planlama ajansının içerisinde bir iklim değişikliğiyle mücadele platformu kurduk. Bu platform aslında tüm dünyaya, ülkemize, şehrimize 360 derece bakan, her etkin kurumundan maksimum faydalanan ve onlardaki deneyimleri paylaşan ve hatta kendi deneyimini de bütün dünyaya, ülkemize, şehirlerimize servis eden gerçekten önemli bir platform haline gelecek. Burası bilim insanlarımıza, burası şehirlerin yöneticilerine, dünyanın bütün etkin kurumlarına açık olacak İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki kampüsündeki bu platformumuz. Atık yakma ve enerji üretim tesisimiz İstanbul'da oluşan evsel atıkların %15'ini yakma yöntemiyle bertaraf edecek ve ürettiği 85 megawatt elektrik enerjisiyle yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Bu kıymetli bir ihtiyaç karşılaması ile ilgili kıymetli bir rakam. Tesis dediğim gibi 2017'de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle %20 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış idi. 2 yılda %20'den sonra aldığımız bu tesisi yine 2 yıl içerisinde kararlılıkla, ki bir sözleşme gereği süresi var idi, bu süreye de yetişmesi için olağanüstü bir çabayla finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte ermenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün. Yerli üretimi de destekleyen tesisimiz Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tesisimizin günlük 3000 ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak. Geçmişte bu bölgede atıkların depolama alanı varken şu anda çok daha uzun bir mesafede Silivri'de Seymen köyünde depolama alanlarımız var ve bu depolama alanlarının aslında çağ dışı olduğunu, kentlere zarar verdiğini ve özellikle çevresini rahatsız ettiğini de bilen, yaşayan bir insanım.
bir belediye başkanı olmanın ötesinde gerçekten orada yaşıyormuşçasına o rahatsızlığı hisseden bir insanım. Tesisimizin bu anlamda yıllık 1 milyon ton atığın oraya dökülmesinin engellenmesi ve taşınmasındaki ekstra bir takım zararları engelleyici olması ki yaklaşık olarak 8 milyon kilometrelik bir yol tasarrufu sağlamış olacak. Bu kadar çöpün, atığın oraya nakledilmesiyle alakalı. Bunun hem maliyeti var hem başka tabii ki katkıları da var. Çevreye olsun, bütçemize olsun. Burada en gelişmiş teknolojileri kullanacağız. Emisyon değerlerimiz Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde ortalama 700 bin aracın bir yıllık emisyonuna denk gelen 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTAÇ bu tesisin de eklenmesiyle 1,5 milyon ton daha karbon kredisi elde edecek ve yıllık yaklaşık 3 milyon ton karbon kredisine sahip bir kurum haline gelecek. İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetimi ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi en önemli konu başlıkların arasında yer aldığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu konunun özellikle dünyada en çok çocuklar tarafından ve gençler tarafından sahiplenilmesi de bizim için kıymetli bir dayanak ve teminat. Tabii bu noktada Türkiye'nin ilk atık yakma ve enerji üretim tesisini elbette açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki bu tesis bir örnek olur ve hem çevrenin korunması hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın ülke genelinde hayata geçirildiğini görmek bizleri, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına çok ama çok mutlu edecektir. İçinde bulunduğumuz koşullarda gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız, bu konuda çevre dostu tesislerin varlığı, doğaya gösterdiğimiz özen çok ama çok belirleyici olacak. Çevreyi, doğayı, şehirleri, yaşamı, insanı tehdit eden hangi düşünceler var ise mutlaka onun da milletçe, insanlık olarak karşısında olmalıyız. Kaybedecek vaktimizin olmadığını, hep birlikte hızlı harekete geçmemiz gerektiğini biz gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak hissediyor ve bu yolda hızlı bir biçimde yürüdüğümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni tesisler kurma çalışmalarımız var. Bu noktada yine termal bertaraf tesisleri yapmayı planladık ve bu konuda çalışmalarımızın altyapısı sürüyor. Ve bu noktada hem biyometanizasyon ki yanı başımızda bir biyometanizasyon tesisi açtık. Burada organik atıklardan hem enerji üretiyoruz. Yani evdeki yemek atıkları gibi düşünebilirsiniz. Sebze meyve atıkları gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan hem enerji tesisi açıyoruz ki bir hafta 10 gün önce açtık. Hem enerji tesisi üretiyoruz hem de kompost üretimiyle aslında doğaya doğal bir gübre hazırlığı yapmış oluyoruz. Bu termal bertaraf tesislerinin yanı sıra biyometanizasyon gibi yakma tesisleriyle beraber bu tür tesisleri de şehrimizin farklı noktalarında geliştirmeye dönük hazırlıklarımız var. Ki bunlar da 3000 ton gün kapasitesine varan bir takım çalışmalar olacak. Bunu da şimdiden hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında bu tür çalışmalarımızın, altyapı süreçlerimizin, ÇED raporu süreçlerimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. Bu açıdan bu tesisin ülkemize tekrar kazandırılmasında emeği olan herkese, bütün yöneticilere, bütün ve bu süreci üstlenen yüklenici firmamızın yöneticilerine, emekçilerimize, kurumumuzun bu süreci üstlenen çalışma arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Paydaşlarımıza,
16 milyon İstanbullular adına, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İstanbul ve Türkiye önümüzdeki ekonomik süreçte elbette çok zorlanacak. Ama biz buna rağmen bütün gayretimizi, ülkemizin bir an bile bir işi kaybetmemesi uğruna bütün yatırımlarımızı en üst seviyede yapacak, koruyacak ekonomik tedbirleri alma konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bu zor günleri hep birlikte el ele, omuz omuza atlatacağımıza inanıyorum. Milletçe biz çok güçlüyüz ve bu ülkenin çok liyakatli, çok doğru işler yapmaya hazır, aklı ve bilimi önünde tutan çok değerli insanları olduğunu da bilincindeyiz. Ki bu süreci çok ama çok değerli bir biçimde geleceğe hazırlayacak olan iki kıymetli genel başkanımı, İstanbul'un bu gurur vesilesi olan bu tesisin açılışında ağırlamaktan da büyük onur ve gurur duyduğumu belirtiyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katı İstanbul atık Büyükşehir tesisinin açılışında aslında bir enerji tesisi açılışı. Zira bu atıklar birer enerjiye üretilecek. Yeşil Enerji Üretim Tesisi adı altında yapılıyor. Yeşil çözümler, yeşil vaatler deniyor. Şimdi de İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüye çağrıldı. Söz İyi Parti lideri Meral Akşener'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantıda. Değerli Genel Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün siyasi hazırın, değerli arkadaşlarım, her iki partimizin temsilcileri, iki il başkanımız ve hanımefendiler, beyefendiler, aranızda olmaktan büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Çünkü çok güzel bir tesisin açılışına şahitlik etmek üzere buradayız. Sayın Başkan konuşurken üç çıktısı olduğunu düşündüm bu tesisin. Birincisi 2017'de temelinin atıldığını ve rahmetli Kadir Topbaş'tan başlayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığı, sürdürülebilirliğine bir örnek. Siz konuşurken aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen siz bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim hizmet üzerinden, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine doğru işleri yapıldığı takdirde o doğru işlerin devamı için hiçbir herhangi bir psikolojik problem hissetmeden hakkı teslim ederek hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Topbaş beyefendiye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş. Ve bu çok önemli bir örnek. Bunu niye altını çize çize söyledim? Şimdi de Millet İttifakı'nın bugün itibariyle 31 Mart anlamında söylersek iki siyasi partisinin genel başkanı olarak buradayız. 24 Haziran'a göre 4 siyasi partinin 2 genel başkanı olarak buradayız. İnşallah daha da genişler Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralar, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Yani benden başlandı zaten. Hayırlısıyla teneşire yatırıldım. Şimdi halbuki bunun bir bayrak yarışı olduğu, taş üzerine taş koyana herkesin hiç kendinde kötü bir his hissetmeden, bir sakınca hissetmeden teşekkür edeceğini, teşekkür etmesi gerektiğini ve rekabetin de ben daha iyi hizmet ederim ve çözümler üzerinden olması gerektiğini, biz şimdi sizler üzerinden, İstanbul'da sizin, Ankara'da Sayın Yavaş'ın, Mansur Bey'in, Adana'da Zeydan Bey'in,
Antalya'da Muhittin Bey'in ve diğer arkadaşlarımız da sayabiliriz. İzmir'de Tunç Bey'in, hanımefendi olarak unutmayayım, Aydın'da Özlem Hanım'ın üzerinden anlatacağız, anlatmaya devam ederiz. Ama ne söz söylerseniz söyleyin, şu tesisi %20 ile alıp %100'ünü tamamlayıp açılışını yapmak bütün sözlerden tesirli. Birinci çıktısı bu. İkinci çıktısı yeşil çözüm dediğiniz kararlılık. Şimdi iklim konusu, iklim değişikliği konusu dünyanın problemi. Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş olan ülkelerin zaman zaman iç çatışmada, yani bu ülkeler arasında çatışmaya sebep olan bir mesele. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bu konularda hiç derdi olmayan bir ülkenin bile şapkasını önüne koyup düşündüğü ve bu konuda tedbirler alınmasını istediği, o noktaya geldiği bir mesele. Yani dünyanın, gençlerin deyimiyle gezegenin problemi. İstanbul gibi dünyanın en büyük şehirlerinden birinde bu yeşil çözüm üzerinden hem çöp meselesinin önemli bir kısmını halledeceğiniz, hem oradan elektrik üreteceğiniz, hem de karbon ayak izini hafifleteceğiniz bir başka anlamı var bu tesisin ve yeşil çözüme yönelik. Anlaşılıyor ki bu tesis özelinden yola çıkarsak bu adımlar devam edecek. İkinci çıktısı bu. Üçüncü çıktısı da, o da benim uzmanlık alanım. Ben tarihçiyim. Hem Türk tarihi, Türk medeniyetinin hem de dinimizin en büyük özelliği az tüketmek üzerinedir. Mesela dinimiz der ki, çok yeme kalbin kararır. Bir kanaat şey değil bu, ayet değil, hadis değil ama bir itiyat. İstanbul'un Türk evlerini, yani en başından itibaren Türk evlerine bakarsanız, ki ben öyle bir tarihi eser evde oturuyorum. 1905'te yapılmış Dolmabahçe Sarayı'nın muhasebecisinin evi. Lego gibi evler bunlar. Yani yeteri kadar. Şimdi bizim medeniyetimizin bugün bu yeşil meselesinin, iklim meselesinin en ateşli hassasiyet gösterenlerin ve bunun çözümü için gayret gösterenlerin ortaya koyduğu cümle şudur: yeteri kadar tüketmek, yeteri kadar. Anahtar kelime yeteri kadar. Bizim hem dini anlayışımız hem tarihimizin bize sunduğu medeniyetimizin de ortak özelliği yeteri kadardır. Evlerimize bakın, yeteri kadar. Bir tane kuzine sobayla ya da bir tane açık ocakla tüm evin ısındığı bir bakış açısından bahsediyorum. Bunu niye söyledim? Yıllar evvel, sanıyorum 2000'li yılların başında, bir makale okumuştum. İngiltere'de yaşayan mimarlar bu yeşil çözüm artı iklim problemi üzerinden fikirler geliştirmişler ve sıfır atıklı, karbon izi olmayan binaları yapabilir miyiz diye bakılmış. Bir tanesini Nairobi'de, Kenya'da yapmışlar. Mesela en büyük hayalim o binayı görebilmek. Nasip olmadı ama görebilmek. Karıncaların hayatı incelenmiş ve karıncaların hayatının, onların o yaşama arzularının ve tüketme sistemi üzerinde ısıtması yok, soğutması yok, atık, sıfıra yakın atık değeri olan ama kışın sıcak, yazın serin olan bir bina yapmışlar. Yerel kaynakları da kullanarak. O zamandan beri düşünürüm, o zamandan beri de okurum. Aslında günlük hayatımız bizim, annelerimizden, onların annelerinden bize geçirilen şey yeteri kadar. Dolayısıyla biz aynı zamanda gezegenimize, medeniyetimizi de sizler üzerinden bu tür
tesisler üzerinden ihraç edebiliriz. İnsanlığa bu manada bir katkımız olur. Dolayısıyla üçüncü çıktısı da bu. Çok mutlu oldum aranızda olmaktan. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. İstanbullular adına teşekkür ederim. Ve bu çalışma performansınızın devamını dilerim. Ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler çalışırsanız İstanbulluya, diğer şehirlerde hizmet ederseniz, işte o rekabeti biz hizmet üzerinden yaparız, şekil bira söyleyebiliriz ve 13. Cumhurbaşkanını da Millet İttifakı seçtirmiş olur. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesis açılışında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de çarpıcı mesajları damga vurdu. Karalama kampanyaları devam edecek vurgusuyla başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim satımı halinde seçim ağırlanmaya devam ettikçe erken seçim meselesi bu tür atılımlar, girişimler çoğalacaktır dedi. Şimdi ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi açılış töreninde konuşuyor. Efendim çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, biliyorsunuz bu protokolü saymak biraz zor ama kıymetli hazirun diyelim. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımla beraber olmaktan, sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Gerçekten bugün çok güzel bir tesisi hizmete açıyoruz. Başında Avrupa'nın en büyük tesisi olduğu ifade ediliyor. İstanbul kadim bir kent. İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek de gerçekten ayrıcalıklı bir olay. 16 milyon insanı mutlu edeceksiniz. 16 milyon insanın yarattığı sorunları onların haberi olmadan çözmeye çalışacaksınız. Binlerce ton çöp toplanacak. Ve bunlar çevreyi kirletmeden bir şekliyle aynı zamanda hizmet olarak halka geri dönecek. İstanbul sadece İstanbulluların değil, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olan bir kent. Ve bu kentte insanlar mutlu yaşamak isterler. Ve bu kentte yaşarken doğanın tahrip edilmesini istemezler. 1971-82 yıllarında İstanbul'da yaşadım. Karşıdaydım Göztepe'de. Çok yeşil alan vardı. Hafta sonları top oynardık. Ama bugün biraz acı ama ifade etmek zorundayım. Beton ormanına dönüşen bir İstanbul var. Böyle bir İstanbul'u Sayın Başkan devraldı. Şimdi yeşil alanlar yaratmaya çalışıyorsun. İstanbulluya hizmet ediyorsun. İstanbullunun yeşil görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya sadece ben değil, sadece Sayın Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir. Bu tesisle doğayı koruduğunuzu söyledi Sayın Başkan. Evet, bu tesisle doğa korunmuş oluyor. Bu önemli bir. Sera gazı salınımı azalmış oluyor. Yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda bu. Yine önemli bir hedef. Yani artı hizmetler vermeye başlıyor. Enerji hatlarına giden parayı, azaltıyoruz diyorsunuz. Doğru, biraz daha artılar geliyor sistemin içerisine. Yani belediye de buradan bir şeyler kazanıyor. Artı istihdam yaratıyorsunuz. Burada yeni insanlar gelecek, genç insanlar gelecek. İşsizliği en azından bir şekliyle küçük de olsa katkı veriyor. Bunu anlatmamın nedeni şu. Yatırım yaptıklarını söylüyorlar, güzel, yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar. Yapılsın, itirazımız yok. Ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı. Benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var.
Yatırım yapıyorlar, gayet güzel. Yapsınlar. Teşekkür ederiz. Kaça yapıyorsunuz bu yatırımları? Efendim ticari sır, biz bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf olması lazım. Saydam olması lazım. Vatandaşına hesap verebilir nitelikte ve çerçevede hareket etmesi lazım. Bunlar da yok. O nedenle belediye başkanlarımızın ana hedefi yaptıkları harcamanın her kuruşunu hesabını millete vermek. Her kuruşun hesabını millete vermek. O nedenle bu yatırım ve sizin gösterdiğiniz çabayı son derece değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Önümüzde zor bir süreç var. Sayın Başkan kısmen değindi, Sayın Genel Başkanım. Ekonomideki ciddi bozulma artı belediyelerin yapacakları yatırımlar üzerinde negatif etkisinin olacağı yönünde de zaten ifadeleri de oldu. Daha ötesi, bu kışı vatandaş nasıl geçirecek? Hepimizin, daha doğrusu her siyasetçinin üzerinde durması gereken temel konulardan birisi budur. Bu kışı asgari ücretle geçinen bir kişi nasıl geçirecek? Çok iyi niyetlerle yönetenlere, ülkeyi yönetenlere teklifte bulundum. Bir kara kış fonu kurun dedim. Bu fon vatandaşın en azından bu kışı rahat geçirebileceği bir ortamı sağlamak için çok değerli bir fon olabilir. Elektrik parasını ödeyemeyen, doğalgaz parasını ödeyemeyen, su parasını ödeyemeyen vatandaşlarımız çıkacaktır ve çıkacak. Ve bunlar için bugünden önlem alınması lazım. Gayet iyi niyetlerle. Kaynakta söyledik, yerde söyledik, imkanda söyledik. Bunu yaptığınız takdirde en azından ekonomik belli bir şekilde rayına girerse en azından bu kara kışı vatandaşlarımız biraz daha rahat atlatabilirler diye ifade ettim. Şunu ifade edeyim Sayın Genel Başkanım. Belediye başkanlarımız var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara kış fonu dolayısıyla 3 ile 16 Kasım tarihleri arasında 35.407 aileye 3.180.460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215.124 aileye 4.566.916 liralık gıda yardımı yaptılar. 21.271 aileye 9.504.844 liralık 4.597 ton kömür dağıttılar. 108.708 aileye 3.217.000 liralık eğitim yardımında bulundular. 60.324 aileye 1.021.066 liralık ulaşım yardımı sağladılar. 291 ailenin 54.870 liralık elektrik faturası ödendi. 3.638 ailenin 153.831 liralık su parası ödendi. 198 ailenin 64.546 liralık doğalgaz faturası ödendi. Şunu bütün İstanbulluların bilmesini isterim. Belediye başkanlarımız kendi beldelerinde eğer bir çocuğun yatağa aç girdiğini görürlerse veya tanığı olurlarsa veya duyarlarsa Türkiye genelinde tamamına yardım için koşmak bizim görevimizdir. Hiçbir evladımızın yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir annenin çocuğunu yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir bu. İktidar sahipleri bunun farkında değil. Emin olun farkında değiller. İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası,
bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanım ifade etti. Az kaldı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi, bu memlekete güzelliği getirmeye kararlıyız. İnşallah dostlarımızla beraber getireceğiz. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da, Eskişehir'de, İzmir'de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün, Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya büyük bir imrenle bakacaktır bize. Gıpta ile bakacaktır bize. Evet, bütün kaynaklarımızı halkımız için seferber edebiliriz ve edeceğiz de. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hizmeti yapan, yatırımı bitiren, temeli atanlara şükran borçluyuz. Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu hizmeti bitiren, artı İstanbullulara armağan eden belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Önemli bir açılış kayda geçti. Halk TV canlı yayında ekranlara getirdik. Sayın Karabat'la bütçe meselesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinden çok çarpıcı örnekleri ekranlara getirerek başladık. Yaklaşık 10 dakika kadar konuşabildik. Canlı yayına gittik. Tekrar konuşacağız. Aslında Diyaneti, Spor Toto'yu ve kaçak bahisin kulüplerimizi olumsuz etkilerinde konuşmak gerekiyor. Ama öncesinde bir Çağlayan Adliyesi'ne uğrayalım. Kavala için bir tutukluluğa devam talebi. Savcının mütalası bu şekilde kayda geçti. Gülgündüz'e dönelim. Gülgündüz, neler oluyor? Sanırım yeni bir ara var. Karar da gelmek üzere gelecek gibi. Neler söyleyeceksin? Evet Can Coşkun, kısa bir sürede aslında ara kararın açıklanması bekleniyor. Şimdi duruşmaya kısa bir ara verildi. Çünkü savcının mütalasını sordu mahkeme başkanı. Avukat Köksal Bayraktar'ın konuşmasının hemen ardından mahkeme başkanı savcıya mütalasını sordu. Ve savcı da çarşı grubunun birleştirme kararının gözden geçirilmesi talebinin reddini, vareste tutulma talebi isteğinin kabulünü ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı talep etti. Çarşı davasının sanıkları da vareste tutulmuş olacaklar. Yani bir sonraki duruşmaya da katılmaları, yani katılmasanız da olur demiş oldu aslında mahkeme. Ancak Osman Kavala için, iş insanı Osman Kavala için tutukluluğun devamına karar verdi. Aslında şu sıralarda içeride gergin bir hava olduğunu da aktarıyor hem avukatlar hem içerideki izleyiciler. Çünkü Osman Kavala'nın avukatı işte bu talebin ardından, savcının Osman Kavala için tutukluluğa devam talebinin ardından tekrar söz aldı ve Avrupa Konseyi şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 46. maddeleriyle iddia makamının mütalası taban tabana zıttır, anayasaya aykırı düşünceyle karşı karşıyayız dedi. Duruşma şu sıralarda dediğim gibi kısa bir ara verildi ve az sonra da duruşmada ara kararın açıklanması bekleniyor. Bizler de kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikte bu davanın takibini de an be an Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapıyoruz. Ne karar çıkacak gözler? Burada Osman Kavala için bir tahliye kararı verilecek mi? Ya da ne yönde bir karar çıkacak? Bu kararı da takip ediyor olacağız diyelim Can Coşkun. Şimdilik sözü tekrar sana bırakalım. Gülgündüz, teşekkürler. Yeniden döneceğiz o noktaya. Ekonomik buhran diyoruz Sayın Karabat, ama evet, bu ekonomik buhranın etkilerini gerek siyasi partilerin genel başkanlarında, İyi Parti ve keza CHP genel başkanının konuşmasına da yansıdı. Seçim atmosferine de yavaş yavaş giriliyor. Şimdi bütçe, Cumhurbaşkanlığı bütçesi örnekleri, evet, hakikaten inanılmaz ki geri dönüşler de öyle izleyicilerimizden. Asgari ücret kıyasıyla anlıyoruz. Bir de kurumlar var. Örneğin, evet, en meşhuru Diyanet.
Bunun dışında sizin keza önemli değinmek istediğiniz Sport Toto meselesi var ki evet. O da kaçak bahise oraya gidecek. Ona birazdan giriş yapalım. Nedir bütçede? Başka evet. Neleri bilmeli vatandaş? Şimdi bakın. Cumhurbaşkanından devam edelim. Buyurun. Cumhurbaşkanlığında hiç araç problemi var mıdır sizce? Yok herhalde. Ama 25 yeni binek araç bu bütçeye kondu. 2 panelven araç, 2 de minibüs aracı almayı planlıyorlar. Şimdi devamında başka bir şey daha söyledim size. Diyanet İşleri Başkanlığı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'nden sonra en büyük bütçeyi kullanıyor kuruluş olarak. Ve temsil ve ağırlama var. Temsil ağırlama nedir? Bir misafiriniz olur, ağırlarsınız, bir toplantı yaparsınız. Yol giderleri vardır, bunlardır. Hı hı. Aslında çok tercih edilmeyen giderlerdir. Evet. Peki bu tercih edilmeyen giderler ne kadar artmış biliyor musunuz? 769 milyondan 1 milyar 961 milyona gelmiş. %161 Diyanet'in temsil evet. Ve ağırlama giderleri. Evet. Sadece artış gösterdi. Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Hani tasarruf olacak ya, ilk başta onlar bize öğütleyecek. İsrafa karşı çıkacaklar. Ama Diyanet'in kendisi israf merkezi olmuş. Yetmemiş, hani kamu yararı, tırnak içinde kamu yararı sağlayan derneklere olan yardımlar da 92 milyon lira olarak bütçelenmiş. Soruyoruz, kim bunlar? Cevap yok. Her yıl soruyorum. Kim bunlar? Cevap yok. 92 milyonu hangi vakfa, hangi derneğe verdiğinde açıklamıyorlar. İşin bu tarafından şimdi biraz kaçak bahis, biraz Spor Toto'ya değinebiliriz. İlgimizi çekiyor çünkü biz biliyoruz ki kulüplerimiz çok evet. Zor durumda. Bankalar Birliği ile anlaşma tabii. Yapmak zorunda kaldılar. Kaçak bahis kaçak örneğin bir gelir kalemi olsaydı kulüplerimiz kurtulur muydu? En evet. Bunu sorayım. Çok net bir şey söyleyeyim. 50 milyar civarında bir pastadan bahsediyor devletin resmi ağızları. Kaçak bahis. 50 milyar eğer yasal olarak oynansa kulüplerin bundan alacakları minimum tutar. %15 dersek 7,5 milyar. 7,5 milyar. Yani kulüplerin borcunu 2-3 senede sıfırlayabilecek bir meblağdan bahsediyoruz. Kaçak bahisten kaçak bahsediyoruz. Kaçak bahisle. İkincisi, kaçak bahis konusu niye önemlidir? Mafyatik ortam olmasın diye. Çünkü kayıt dışıdır kaçak bahis ve kara parayı tetikler, birbirini besler bunlar. O yüzden önemlidir. Dolayısıyla şimdi şunu sormamız lazım. MASAK diye bir örgüt var. Her yıl bir liste açıklıyor. Diyor ki bana ihbarda bulunan ve bu ihbar doğru çıkarsa devlet 1 milyon lira buradan gelir elde ederse ben onun bir kısmını ödül olarak dağıtırım diyor. Bir liste yayınlıyor suçlarla beraber. Peki kaçak bahis burada var mı? Yok. Yayınlamıyor. Niye kaçak bahisi ihbar edenlere ödül yok? Neden? Mücadele ediyorsak neden yok? Bunu sormamız lazım. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İhbar mühendisi böyle. Bir başka nokta Sayıştay diyor ki ihale verildikten sonra İtalyama Demirören grubuna bunları denetle diyor. Denetlemiyorlar. Ne yazık ki denetlemiyorlar. Denetim de yok. İhbar mekanizması yok. Ve 2-3 milyar sadece bir mafya babası açıklıyor. Diyor ki 2-3 milyar kaçak bahis. Onun evet. Açıkladığı listede var. Sonuç net. Bu şüpheli suç bildirimleriyle ilgili bir liste var. Orada %30 oranında bu ihbarlar, kaçak bahis ihbarları. Ve ne yazık ki bununla yeterli mücadele edilmiyor. Sadece ne yapıyorlar biliyor musun? URL'leri kapatıyorlar. Yerine başka bir saçıyor. O da sayfa yasaklama. Evet. O kadar. Mücadele ama reklam var. Reklam var. Maç yayınlarında arkada kaçak reklamlar var. Sitelerden oraya tıklayınca sitelerde kaçak reklamlar var. Bunun önüne de geçilmiyor. Tam tersi mücadele yok ama reklam var. Meclisten soru önergeleri soruluyor. Ne yazık ki cevap yok. Ne yazık ki cevap verilmiyor. Şunu peki, söylemem lazım. Son birkaç cümle rica ederim. Evet. Buyurun. Son mücadele şu. Nasıl önüne geçeriz? Ben size söyleyeyim. Çözümü ne? Bir firmaya vermezsiniz. Yasal lisans sahibi teminatını sağlamış, kadrosunu sağlamış. Aynen borsadaki olduğu gibi firmaları lisanslandırırsınız. Sayısı artar. Tekel yaratmamak tekel önemli. Yaratmazsın. Hı hı. O zaman kaçak bahis oranı düşer. Hem bayiler kazanır, hem kulüpler kazanır, herkes kazanır. Ama bunu da tercih etmiyorlar. Peki Sayın Karabat, kısıtlı vakitte çok şey anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede bir haberci olarak tekrarında yapmak istiyoruz. Çünkü bütçe meselesi, vatandaşın bütçesi bu durumdayken hükümetin bütçesindeki gerçekler ne? Bunu da aktarmak gerekiyor detaylarıyla. Ekranda bir son dakika bilgisi var efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingine ilk engel kayda geçti. İlk engel diyoruz çünkü miting yapılmak istenen meydana valilik izin vermedi. Başka bir meydanın adres gösterilmesini istemiş. Bakalım detaylar neler? Şu dakika itibariyle de CHP Genel Merkezi'nde parti sözcüsü Faik Öztürk kameraların karşısına geçti. Belli ki ilk tepkide birazdan kayda geçecek. CHP Genel Merkezi'ne dönüyoruz. Pul olan Türk parasının değeriyle ülkemizin borç yükü her saniye katlanıyor.
Dış borcumuz Haziran sonu itibariyle 446 milyar dolar. Bu borcun Türk lirası cinsinden karşılığı yine Haziran ayında, Haziran ayından bu yana 1,5 trilyon lira arttı. Bu 2021'de toplanan vergilerin 1,5 katı. Yani böyle bir kur farkı yükü bu ucube koalisyon tarafından milletimizin sırtına yüklendi. Bir avuç saray beslemesi dışında herkes yarınından endişeli. Kimse önünü göremiyor. Çocuklarımız yatağa aç giriyor. Gençlerimiz gelecek umudunu yitirmiş. Başka ülkelerde ekmeğini arıyor. Beşeri sermayemiz hızla yıpranıyor. Bir nesli kaybediyoruz. Halkımız, devletimiz, şirketlerimiz, milli sermetimiz ve 800 milyar dolarlık Türkiye ekonomisi yarı cahil, ehliyetsiz kadroların elinde büyük bir tehdit altında. Devlet yönetiminde organize bir cehaletle karşı karşıyayız. Ülke hızla demokratik kazanımlarını yitiriyor. Yönetim hızla otoriterleşiyor. Tek adam şahsım rejimine geçildikten sonra yaşanan kötüye gidişi durdurmak için yaptığımız tüm uyarılara, paylaşılan tüm çözüm önerilerimize rağmen Erdoğan hatalarından dönmedi. Artık sorun ideolojik taassubun, kerameti kendinden menkul ekonomik zırvaların ötesine geçmiştir. Ülkeyi yönetenlerin gerçeklikle bağı tamamen kopmuştur, devlet aklı yok olmuştur. Ucube rejime de, Erdoğan şahsım hükümetine de artık güven kalmamıştır. Sarayın vesayeti altında ve beceriksiz kadroların elinde mefluç hale getirilen bir merkez bankası, milli paramızın değerini koruyamamaktadır. Ekonomide kaos yaşanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı ortada yoktur. Bu ülkede ekonomiye kim bakmaktadır belli değildir. Bakanın yerine yardımcısı sosyal medya mesajları atıp durmaktadır. Attığı her mesajda piyasalardaki tedirginliği arttırmaktadır. Türkiye ekonomisi yarı cahillerin deneme yanılma tahtası olamaz. Yarı cahillerin yapacağı bir ameliyatta ekonomimizin masada kalması kaçınılmazdır. Erdoğan kendisini akla davet edenlere, yanlıştan dönmesini isteyenlere bugüne kadar hep hakaret etmiştir. Yetmemiştir, tehdit etmiştir. Bugün bunları yapmaya da devam etmektedir. Maşallah koalisyonun küçük ortağı da ondan geri kalmamaktadır. 10 parmağında 10 kara sağa sola çalmaktadır. Bir de tehditler savurmaktadır. Erdoğan kendine kral çıplak diyenlere, hatalarını söyleyenlere, ülkeyi sıcak para baronlarına, kara paracılara, manipülatörlere, spekülatörlere, egemen güçlere yem ediyorsun diyenlere mandacı iktisatçı demiştir. Biz şimdi kendisine mandacı kimdir, nedir bir anlatalım. Mandacı, bu can bu tende kaldığı müddetçe papazı vermem diye millete caka sattıktan sonra o papazı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oval ofisine bir gecede gönderendir. Mandacı kendisine aptal olma diye mektup yazanların ayağına koşup hakaret dolu mektubu yüzlerine çarpamayıp kedi gibi pısandır. Mandacı Rus uçakları İdlib'de 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını soramayan, üstüne üstü Kremlin Sarayı'nın kapılarında dakikalarca bekleyip bu halini de Rusların resmi televizyon kameralarına çektirerek kendini rezil edendir. Milletin itibarına sahip çıkmayandır. Mandacı, Yunanistan burnumuzun dibindeki adacık ve kayalıkları işgal ederken sessiz kalıp iki çift laf edemeyendir. Mandacı, Emevi Camii'nde namaz kılacağız deyip egemen güçlerin taşeronluğuna soyunan, 5 milyon Suriyeli'yi ülkemize doldurandır. Yine bir o kadar Suriyeli'ye de Suriye'de bakmak zorunda kalandır. Mandacı milletimizin 10 milyarlarca dolarını Suriye bataklığında bataklığa gömendir. Mandacı 30 yaşındaki bir İranlı sahtekarın önüne yatanlardır. Ondan aldıkları dolarları ayakkabı kutularında, evlerindeki çelik kasalarda saklayanlardır.
Milli şerefimizin ve haysiyetimizin timsali al bayrağımızı bu dolandırıcıya yandaş televizyonlarda dekor yaptıranlardır. Mandacı bu ülkenin atadan dededen kalan tüm varlıklarını, limanlarını, çimento fabrikalarını, yem fabrikalarını ve pek çok tesisini yandaşlarına ve yabancılara peşkeş çekenlerdir. Mandacı Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Harili ailesine peşkeş çekendir. Mandacı Türk Telekom'un karını Lübnan'a kaçırıp kredi borcunu da milletimizin sırtına yıkanlara göz yumanlardır. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu yandaşlarına vurduranlardır. Mandacı bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden biri olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan peşkeş çekenlerdir. Mandacı faiz lobilerini ağızlarından düşürmeyip iktidarları döneminde 203 milyar doları Londra'daki, New York'taki tefecilere faiz diye ödeyenlerdir. Mandacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti devletinde milli paramızla değil, dolarla, avroyla ihale verenlerdir. Mandacı yandaşa adrese teslim kamu özel işbirliği peşkeşleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımayıp Londra mahkemelerine o anlaşmalarla yetki verenlerdir. Mandacı bu milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan kendi siyasi ikbali için buharlaştırıp bugün Türk lirasını kolu kanadı kırık ve savunmasız bırakanlardır. Mandacı ülkemizin itibarı olan milli paramızın adı sanı duyulmamış paralar karşısında bile gün görmüş kar gibi erimesine sebep olandır. Mandacı dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları, yandaş gazetelerde olmadık hakaretler ettikleri bir ülkenin veliaht prensinin bugün ayağına sırf 10 milyar dolar getirecek diye türkuaz halı serenlerdir. Mandacı milli varlıklarımızın değerini düşürüp yerlerde süründürenlerdir. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen atadan dededen kalan son gümüşleri yok parasına körfez şeyhlerine pazarlamaya kalkanlardır. Genlerinde Kuvayi Milliye ve müdafaa-i hukuk olan milletimiz mandacıyı çok iyi tanır. Milletimiz kurtuluş savaşı veriyoruz diyenlerin vatandaşın cebini nasıl boşalttığını, egemen güçlerin ve maşalarının ceplerini nasıl doldurduğunu gayet iyi görmektedir. Mandacının bir tek kendi cebini düşündüğünü, doların yeşilini nasıl sevdiğini milletimiz bilir. Saray sosyetesinin riyakarları da çok yamandır. Millet yokluk çekerken bu ülkede yokluk diye bir şey yok, bolluk ortada derler. Market rafları, pazar tezgahları yangın yerine dönmüşken 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. 2 kilo domates yerine 2 tane alırız. Kış günü turfanda sebze kullanmak sağlığa zararlı derler. Ama aziz milletimizde bunları bile alacak hal bırakmadıklarını maalesef görmezler. Bu riyakarlar zulüm ettikleri milletimize para kalmayabilir. Başınızı kaldırın şu yolların güzelliğine bakın. Bakın ne güzel yollar yapılmış. Gözünüz, gönlünüz açılsın diyecek kadar dolar, avro garantili yollarla milletin yarasına tuz basacak kadar kibirlidirler. Bunlar utanmadan millete aylarca belki soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz derler. Ama yandaş, akrabayı, talukat, besleme, lüks arabalarda, yatlarda, kotralarda gününü gün eder. Bunların yapacağı kurtuluş savaşında saraylar, lüks uçaklar, yatlar, arabalar, efuliler kendilerine olur. Kuru soğan, ekmek millete kalır. Kurtuluş savaşı diyerek kendileri yutarlar salkımı, millete ise verirler talkını. Bunların davaları da savaşı da doların yeşilidir, saraylarıdır, lüks uçaklarıdır, yatlarıdır, kotralarıdır, şişkin banka hesaplarıdır. Yüz binlerce dolarlık lüks arabalarıdır, asgari ücretin iki katını verip aldıkları, sonra da boyunlarına takıp millete caka sattıkları markalı atkılarıdır. Bunlar kurtuluş savaşı çığlıkları atıp, üstadlarının Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul,
Bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa sözlerine parmak ısırtırlar. Kurtuluş Savaşı lafları size bol gelir. Bir şeyleri kurtarmak mı istiyorsunuz? Önce milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak deyip milletin başına musallat ettiğiniz kamu özel işbirliği talanından milleti bir kurtarın bakalım. Son 5 yılda milletimiz bunlara verdiğiniz garantiler nedeniyle geçmediği köprüye, tünele, yola 9,5 milyar dolar ödedi. Önümüzdeki 3 yılda da bu yandaş çetenin cebine 14 milyar 601 milyon dolar konacağını şu anda mecliste görüşülmekte olan bütçe söylüyor. Dolar kuru bugünden 12 lirayı aştı bile. Dolar artınca beşli çetenin bütçe üzerindeki vesayeti, bütçeden alacağı para da katlanacak. Bu talanı durdurun. Bu garantileri Türk lirasına çevirin. Bu yılın ödemelerini mücbir sebep diyerek erteleyin. Buradan yapacağınız tasarrufu da emekliye, memura, asgari ücretliye verin. Sizin Türk lirasını pul eden politikalarınız neticesinde asgari ücretlinin cebinden çekip aldığınız aylık 152 doları derhal telafi edin. Çiftçiye destek borcunuzu ödeyin. Pandemide esnafa verdiğiniz kredinin en azından faizini hibe edin. Geri ödeme vadesini yayın. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Çünkü onlar milleti unuttu. Milletin halini görmüyor, feryadını duymuyor. Onlar sadece kendilerini kurtarmayı düşünüyor. Milleti bekleyen tehlikelerin farkında bile değiller. Dalgalı kur rejiminde döviz krizi çıkardılar. Bunu becerdiler. Şimdi o döviz krizi çiftçilerimizi ezip geçiyor. Son bir haftada üre gübresinin tonuna bazı illerimizde 2000 liranın üzerinde zam geldi. Antalyalı, Bursalı, Eskişehirli, İzmirli, Kocaelili, Mardinli, Sakaryalı, Ordulu çiftçilerimiz ne yapacaklarını şaşırdılar. Çiftçi tarlasına gübre atamadı. Şimdi tarlalarda verim düşecek. Mutfaklardaki yangın gelecek seneye de sarkacak. Milletimizin gıda güvenliğini tehlikeye attınız. Şimdi kendi çiftçinize destek olacağınıza elin çiftçisini abat etmeye soyundunuz. Toprak Mahsulleri Ofisi bizim çiftçimizden buğdayı 2250 liraya almıştı. Elin çiftçisine %50 daha fazla ödüyor. 3342 lir 343 liraya buğday ithal ediyor. Nasıl bir kafa? Türk çiftçisini borca batır, elin çiftçisini ihya et. Şimdi bu kimi kurtarma savaşı, kimin kurtuluş savaşı? Borsa şirketlerimizin değeri, Merkez Bankası'nın ben artık enflasyona değil, çekirdeğine bakacağım dediği gün 205 milyar dolardı. 2 ayda 171 milyar dolara düştü. Milletin mal varlığı, borsadaki mal varlığı 2 ayda 34 milyar dolar eridi. Yine Eylül'ün ilk haftasında varlık fonunun elindeki varlıkların değeri 34,5 milyar dolardı. 2 ayda 23,5 milyar dolara düştü. Daha dün FETÖ darbesinin arkasında olduğunu söyledikleri, yandaş basınlarında etmedikleri hakaret bırakmadıkları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtına getirdiği 10 milyar dolarla atadan, dededen kalan son gümüşlerimizin yarısını alma fırsatını altın tabakta sundular. Katar'a tank paleti peşkeş çekenlerin, şimdi de bu ülkenin bir başka göz bebeği savunma sanayi tesislerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne peşkeş çekeceğini uluslararası basın yazıp çiziyor. Sevsinler sizin kurtuluş savaşınızı. Bu ülke emperyalizme karşı şanlı kurtuluş savaşını vermiş. Ve ulusça büyük bir zaferle bu savaştan çıkmayı bilmiş. Ama Erdoğan ne zaman ağzına ekonomik kurtuluş savaşı lafını alsa kazanan hep egemen güçler ve maşaları oluyor. Kazanan hep dolar ve avro oluyor. Erdoğan bu lafı ilk kez Ekim 2018'de ağzına aldı. O gün dolar kuru 5 lira 82 kuruştu. Ekim 2020'de ikinci kez ekonomik kurtuluş savaşı ilan ettiğinde dolar kuru 8 lira 14 kuruş olmuştu.
Şimdi yine aynı lafı ağzına aldı. Dolar kuru 13,5 lirayı görmüştü. Bunların yapacakları, millet için yapacakları tek hayırlı kurtarma, bu aziz milleti kendilerinden kurtarmaktır. Derhal sandığı milletin önüne getirmektir. Kaybolan güveni geri getirmek, milleti bu hayat pahalılığından çekip çıkarmak başka türlü mümkün değildir. Hep söylüyoruz, çakma doktor candan eder, çakma imam dinden eder, çakma ekonomist parayı pul eder. Erdoğan'ın yaptığı tam da budur. Kendi beceriksizliklerinin, kendi yetersizliklerinin üstüne bu milletin en şerefli savaşını örtü yapmaya çalışmak, günahlarını bununla örtmeye çalışmak çok büyük ayıptır. Hele hele oynadıkları bu aciz senaryoda Milli Güvenlik Kurulu'nu figüran yapmaya kalkmak tam bir kendini bilmezliktir. Bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin istismar etmediği, çürütmediği tek bir kurum, tek bir kurul ne yazık ki kalmamıştır. Bir daha söyleyelim. Bu krizin arkasında yabancı güçler falan yoktur. Bu krizin tek bir müellifi vardır. Erdoğan'dır. Tabii onun yanında koalisyonunda küçük ortağıdır. Artık miadını dolduran metal yorgunu bir hükümetin, tevil kabul etmeyen zırva ekonomi politikalarının Milli Güvenlik Kurulu kararıyla korumaya kalkmak, acizin ikrarından başka bir şey değildir. Vesayetçiliğin de daniskasıdır. Damadın dediği gibi bu ucube sistemle at izi it izine karıştı. Ne yaptıklarının, neye sebebiyet verdiklerinin farkında bile değiller. Yıllarca asker siyasete niye karışıyor? Askeri vesayet kabul edilmez diyenler, şimdi Milli Güvenlik Kurulu'ndan medet umar hale gelmişlerdir. Bu ülkede emekli amiraller gıkını çıkarınca, Montreux ile ilgili bir bildiri yayınlanınca linç edilip darbeci yapılıyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının bulunduğu kuruldan dış güçler ekonomiyi tehdit ediyor mealinde bildiri yayınlatmanın adı ileri demokrasi oluyor. Ben buradan soruyorum. Siz bu ekonomiyi ne zaman, nasıl Milli Güvenlik Kurulu'nun himmetine muhtaç hale getirdiniz? Allah aşkına ekonomi politikaları ne zamandan beri askerin ve güvenlik bürokrasisinin görev alanına giriyor? Oldu olacak, Merkez Bankası'nın başına da emekli bir albay atayın, olsun bitsin. Erdoğan şahsım rejiminin bu oyuna Milli Güvenlik Kurulu'nu dahil etmekteki muradı, ucube ekonomi politikalarını eleştirenlere gözdağı vermekse, biz bu darbeci kafaya da hiç pabuç bırakmayız. Bunu da herkes böyle bilsin. İşte tüm bu kepazelikler devlette yönetim krizinin hangi aşamaya geldiğini göstermesi bakımından ibretliktir. Çok açık söyleyeyim. Bu ülkede tek milli güvenlik sorunu, gerçekle bağı tamamen kopmuş, kibir hastalığıyla malul Erdoğan'dır. Ne güzel demiş büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. En büyük savaş cehalete karşı yapılan savaştır. İşte bu yarı cahil kadroları sandıkta göndermeden bu ülkenin ufkunu açmak mümkün değildir. Millete rahat bir nefes aldırmak hiç mümkün değildir. Yarından tezi yok, seçim sandığı milletin önüne getirilmelidir. Demokrasilerde sandıktan kaçılmaz. Sandıktan kaçan demokrat olmaz. Sandıktan kaçan milletin gözünde de gönlünde de sakıt olur. Biz Erdoğan ve bu ucube koalisyonun küçük ortağına derhal seçim çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu uçurumdan önceki son çıkış için makul bir çağrıdır. Aksi halde bu yarı cahil kadrolar elinde ekmek yiyebileceğimiz bir ekonomimiz bile artık kalmayacaktır. Bugün herkes demokrasiden yana taraf olmalıdır. Sandık talebini gür bir sesle, tahriklere kapılmadan dile getirmelidir. Gün artık susma günü değildir. Dante'nin şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.
Biz bu çerçevede anayasal hakkımızı kullanarak hemen seçim, acil seçim demek üzere meydanlara iniyoruz. İlk mitingimiz 4 Aralık tarihinde Mersin'de olacak. Çocuğuna mama alamayan anaları, çocuğuna harçlık veremeyen babaları, ay sonunu getiremeyen işçilerimizi, yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilerimizi, sattığı malı yerine koyamayan esnafımızı, girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçimizi, umudunu kaybeden gençlerimizi, bu hükümetten sıtkı sıyrılan tüm yurttaşlarımızı seçim, seçim, seçim demek üzere meydanlara çağırıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim, Fox TV tarafından bize yönlendirilen bir soru oldu. Soru şöyle. Ekonomideki bu tablo karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın sessizliği sürerken Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'den açıklamalar geldi. Düşük faiz politikasını sürdüreceğiz dedi. Bir yandan Elvan'ın bakanlıktan alınacağı ya da istifa edeceği konuşulurken diğer yandan da Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları geliyor. Nurettin Nebati'nin Berat Albayrak'a yakın bir isim olduğunu da düşünürsek siz bu tabloyu ve bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Ekonomide Erdoğan eliyle çıkarılmış büyük bir kaos var. Bunun karşısında Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzını da bıçak açmıyor. Dün akşamdan beri yardımcısı sosyal medyadan mesaj verip duruyor. Sarayın kerameti kendinden menkul ekonomik zırvalarının peşine takılmış gidiyor. Ama zırvanın tevil götürmediğini bilmiyor. Ama öyle gözüküyor ki anlaşılan bakanın gidici olduğunu bakan yardımcısı anlamış. Saraya sosyal medyadan ben buradayım, göreve hazırım diye mektup yazıyor, işaretler yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na Ziya Paşa'nın sözlerini hatırlatmak isterim. Devlet insanı ne zaman çekildik İzzet-i İkbal ile Bab-ı Hükümet'ten diyeceğini bilmelidir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yeniden stüdyodayız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti sözcüsü Faik Öztırak konuştu. O konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingine ilk engel kayda geçti. Zira Cumhuriyet Meydanı'nda yapılamaz dendi. Tevfik Sırrı Gürstad'ın yanı işaret edildi. Şimdi Mersinli olarak bir ufak yorum eklemek isterim. Cumhuriyet Meydanı çocukluğumuzdan beri konserlerin, organizasyonların, kermeslerin her şeyin adresiydi ama son dönemde bir yasak kararı Cumhuriyet Meydanı için konulmuş durumda ve CHP'ye de bu konuda bu yasak uygulanmaya devam edecek denilerek Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanı, yıkılan stadın hemen yanı işaret edilmiş durumda. Orada yapılabilir artık mitingler dedi. Doğup büyüdüğümüz kentte bu yasakları yaşıyoruz, görüyoruz. İlginç geliyor gerçekten. Şimdi efendim ekrandaki son dakika gelişmesi. Osman Kavala için bugün tahliye umudu var deniyordu. Öyle olmadı. Savcı tutukluluğa devam talep etti. Az önce de karar çıktı. Görüyorsunuz tutukluluğa devam kararı duruşma 17 Ocağı ertelendi. Peki diğer isimler için durum ne? Kavala için beklenen tahliye niye gerçekleşmedi? Savcının talebi, hakimin tutukluluğa devam kararının perde arkasında ne var? Söz sende Gülgündüz. Çağlayan Adliyesi'nde hangi notlar var? Evet Can Coşkun, aslında avukatların da davayı takip edenlerin de beklediği karar gerçekleşmedi diyebiliriz. Çünkü Osman Kavala'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak olmadı, Osman Kavala için tahliye çıkmadı. Savcı az önce mütalasını vermişti ve Osman Kavala için tutukluluğun devamını istemişti. Mahkeme heyeti de bu mütalayı kabul etti ve Osman Kavala için tutukluluğa devam kararı verdi. Tutukluluğuna devam kararı vermesinin dışında yurt dışındakilerin yakalanmasının beklenmesine savunmalar için de önümüzdeki duruşmaya işaret etti mahkeme heyeti ve bir sonraki duruşma tarihini de verdi. 17 Ocak 2022 tarihinde görülecek bir sonraki duruşma. Hemen şunu da not düşelim, az önce kararın görüntüleri de geldi, kararın bilgisi de geldi. Bir şerh var, karşı oy kullanan bir üye oldu. Geçtiğimiz duruşmadaki gibi sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya
kapsamı, delil durumu ve tüm bunlar dikkate alınarak da Osman Kavala'nın ya adli kontrolle tahliyesini talep etmiş oldu bir üye. Bu şekilde bir de karşı oy var. Şu anda kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den de rica edeyim. Hem arkamdaki kalabalığı da sizlere göstersin. Çünkü duruşma bitti ve içeridekiler de duruşma salonundakiler de dışarıya çıkıyorlar. Avukatlar kararı değerlendirecekler. Neler söyleyecekler? Beklenti neydi ve ne oldu? İşte birazdan avukatların açıklamasıyla da görmüş olacağız Can Coşkun. Şimdilik sözü tekrar stüdyoya bırakalım diyelim. Avukatların açıklamasına dair de tekrar gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Gülgündüz, teşekkürler. Arkada bir basın açıklaması hazırlığı başladı. Arkadaşlarımız da onun ilişkin bir pozisyon alacaklar. Mikrofonlar uzatılacak. Bakalım avukatlar neler söyleyecekler ama Gülgündüz özel bir bilgiyi paylaştı efendim. Halk TV özel bilgisi şu. Mahkeme heyetinden bir kişi aksi yönde karar kullandı. Bir şerh düştü bu karara. Kavala için tutukluluğa devam kararına bir itiraz. Mahkeme heyetinden kayda geçti. Arkadaşımız Gülgündüz karar metnine ulaştı. Dava dosyasına ilişkin ilk ayrıntıları da vermişti. Şimdi de öğreniyoruz ki bir üye bu karara karşı yönde oy kullandı. Ben şerh düşüyorum, tutukluluğa devam kararı doğru değildir dedi. Bu karara katılmıyorum dedi. Bir hakimin bu konuda karşı oy kullandığı da tarihe geçmiş oldu. Gezi davasındaki tutukluluğa devam kararının aksi yönünde bir karar bir hakimden kayda geçti. Arkadaşımız Gülgündüz ortaya çıkardı bu sıcak gelişmeyi. Şimdi basın açıklaması için hazırlıklar devam ediyor. Başta avukat Köksal Bayraktar olmak üzere hukuk heyetinin orada bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bakın oradaki karmaşayı da ekranlara getirelim. Şimdi kameraman arkadaşımız da Murat Erkmen de yer bulmaya çalışıyor orada. Kamera bir sağa bir sola dönüyor. Hazırlıklar yapılıyor. Gülgündüz beraberinde bakın Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ı orada görüyoruz. Davayı takip eden meslektaşlarımız arasında. Mikrofonlar elden ele dolaşacak. Şimdi orada mikrofonlar birkaç elde buluşacak ve konuşan kişiye uzatılacak. Büyük bir ihtimalle avukat Köksal Bayraktar'ın konuşmasını bekliyoruz. Duruşma salonundan çıkan isimleri görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu o noktada. Gördüğümüz isimler arasındaki bugün yapılan açıklamalarda da CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir açıklaması vardı. Halk TV'ye yapmış olduğu özel bir açıklama vardı. Duruşma notlarını aktardı duruşmaya ara verilmişken. Şu anda meslektaşlarımız pozisyon almak üzereler. Kameralar açıldı. Canlı yayında an be an aktarıyoruz. Tarihi dakikalar bunlar. Gezi davası için beraatler kayda geçtikten sonra bir sepet, bir torba dava haline getirildi. Sil baştan Gezi davası, sil baştan çarşı davası, işin içerisine Osman Kavala davası, birleştirilmiş bir Gezi davası bugün yeniden karşımıza çıkmış durumda. Meslektaşlarımız hazırlıklarını yaparken ekrandaki bilgiyi bir kez daha önemli vurgulamak lazım. Mahkeme heyeti tutukluluğa devam kararı verdi Osman Kavala ile ilgili. Evet, şu anda Profesör Ayşe Buğra ilk konuşacak isim olacak. Osman Kavala'nın eşi, değerli akademisyen, bakalım neler söyleyecek. Ön tarafta bakar mısınız ya? Solu biraz boşaltabilir miyiz? Hanımefendi. Ben 4 senedir kaç duruşmaya girdim bilmiyorum. Peki. Şimdi başlıyor Profesör Ayşe Buğra'nın açıklaması. Bu duruşmalar her zaman aynı kelimelerle ifade edilen, aynı cümlelerle söylenen bir kararla bitiyor. Tutukluluğun devamına, burada delillerin durumu deniyor, mahkemenin geldiği aşama deniyor falan. Ama hep aynı şey, 4 senedir. Ve bu duruşmalar bana gerçekten çok tuhaf geliyor. Çünkü savcılar iddianame yazdıkları hakkında çok ağır suçlamalar içeren iddianameler yazdıkları bir sana soru sormuyorlar. Avukatlar durmadan aynı soruları soruyorlar. Hangi eylemlerle, hangi somut eylemlerle üzerine atılı suçları işlemiştir diye. Hangi deliller, hangi kanıtlar, ama oraya gelinceye kadar daha suç tanımıyla karşılaşmıyoruz. Bu böylece devam ediyor. Bu normal bir şey değil. Bu ne evrensel hukuk normlarına, ne insan haklarıyla ilgili normlara uyan bir durum değil. Benim endişem, benim büyük endişem, bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi. Sadece burada bunun
normal olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir süreç yaşanıyor. 4 yılı aşkın bir süredir. Bu süreç Osman Kavala'nın tutuklu kılınabilmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline döndü. En son İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu hukuka rağmen yürütülen sürece 2 celsedir vermiş olduğu kararla katkısını yineledi. Söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Neden yok? Bugün Türk yargısı için yine büyük bir şansı. Bağımsızlık konusundaki endişeleri gidermek için bir şansı. Siyasetin yargıya müdahalesinin olmadığını açıkça göstermek için bir şansı. Bence yargı bu şansını kullanamadı. Bu kadar meşru olmayan, somut olmayan delillerle, gerekçelerle bir insanın anayasal hakkını elinden almak artık sadece yanlış hukuki kararlar olarak nitelendirilmemeli. Bizce bu kamu yetkisini kötüye kullanma sorunu haline geldi. Ve artık bundan sonra biz bu sorunun altından nasıl kalkılacağını dikkatlice dinlemekten, izlemekten, takip etmekten başka bir şey yapmayacağız. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, 18 Ekim 2017 tarihinden bu yana sevgili Osman Kavala'nın hukusal sürecini burada takip ediyorum. Gözaltına alındığı tarihten bugüne kadar. Yani siyaset kurumu ve yargı ancak el birliğiyle bir ülkeye bu kadar büyük kötülük yapabilirler. Yani bunun adı artık kötülüktür gerçekten. Ülke ancak bu şekilde en büyük kötülüğe mahkum edilir. Böyle kararlarla maalesef bunu siyaset ve yargı ortaklaşa yapıyorlar. Yani Türkiye zaten ekonomisi çökmüş durumda. Hukukun üstünlüğü yok ama hiç olmazsa işleyen bir mekanizma var Avrupa Konseyi'nde. Önümüzdeki hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Aralık 2019 tarihinde verdiği karar var. O kararı yürütmekle görevli olan Bakanlar Komitesi'nin toplantısı var. Ve inanılmaz bir biçimde ortalama bir yurttaşımızı ikna edebilecek bir delil başlangıcı bile yok bu dava dosyasında. Halen HTS kayıtları, ondan sonra baz istasyonları gibi saçma sapan, tamamen gerçeklikten uzak dayanaklarla bir insanı içeride tutmak, açıkça söylüyorum, yani hürriyeti tarih suçundan çok daha öte yaşam hakkına müdahaledir gerçekten. Hiçbir delil olmadan insanı bu şekilde siyasi sahiplerle içeride tutmak. Ben bir kez daha söylüyorum, bir ülkeye ancak bu şekilde kötülük yapılır. Teşekkür ediyorum. Bu süreç işleyecek, uzun bir süreç işleyecek. Görüşmek üzere arkadaşlar, sağ olun. Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalar peş peşe. Avukat Tolga Aytöre, öncesinde Profesör Ayşe Buğra ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Tutukluğa devam kararı Osman Kavala ile ilgili bu şekilde kayda geçti efendim. Tempolu bir yayın, sıcak bir yayın, tarihi bir yayınla yine bitiriyoruz. Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Hemen her güne farklı dava, farklı dava kararları, tartışmalı ifadeler tüm gün kayda geçti efendim. Siyasetin nabzına da baktık, eğitime, sağlığa, yargıya da baktık. Haftayı ve günü birlikte tamamladık. Hem güncel olaylarla hem de haftanın özetiyle efendim kapatıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Pazartesi 13'ten 16'ya dek haber masasında yeniden karşınızda olacağız. Cumartesileri geçen hafta başladık. Büyük ilgi gösterdiniz. Panorama ile yarın akşam saat 21'de ülke meselelerin peşinden koşmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Şehrin melodisi artık buysa tüm bunların sebebi herkesin aklında dili